Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane Konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal. Bugünkü etkinliğimizin başlığı Manuel Palaiologos, Karmaşa Zamanında Bir Bizans İmparatoru. Konuşmacımız ise Siren Çelik. Konuşmanın moderasyonu ise Suna Çağaptar üstlenecek. Bu sunumumuzda Siren Çelik, Manuel Palaiologos'un tüm külliyatının ilk incelemesini sunan kitabından söz edecek. Manuel'in edebi stili, öz tasviri ve felsefi teolojik düşüncesini irdeler. Yalnızca siyasi olaylara odaklanmak yerine Manuel'in kişiliği, özel hayatı ve edebi eserlerini de inceleyen bu kitap, çok yönlü bu imparatorun yeni bir portresini çizmektedir. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Suna Çağaptay'a teslim edeceğim. Siren Çelik, doktorasını 2016'da Birmingham Üniversitesi'nden almıştır. Başlıca ilgi alanları Geç Bizans Tarihi, Bizans Edebiyatı, Tarih Yazımı ve Bizans'a günlük hayattır. Manuel Palaiologos, A Byzantine Emperor in a Time of Tumult kitabının yanı sıra hem ulusal hem uluslararası makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Bizans Şiir Antolojisi, 4-15. Yüzyıllar isimli 60'a yakın Bizans şiirinin Türkçe çevirilerini notlar ve şairler üzerine yazılar eşliğinde sunacak bir diğer çalışması yakında Alfa yayınlarından çıkacaktır. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Suna Çağaptay, arkeolog ve mimarlık tarihçisidir. Doktorasını University of Illinois Urbana-Champaign'den almıştır. Başlıca ilgi alanları Orta Çağ döneminde Doğu Akdeniz'de kültürler arası örtüşmelerin sanata ve mimariye yansımaları, erken Osmanlı mimarisinin doğuşu, kent tarihidir. The First Capital of Ottoman Empire, The Religious, Architectural and Social History of Bursa kitabının yanı sıra Cities as Palimpsest, Responses to Antiquity in Eastern Mediterranean Urbanism kitabını derlemiştir. Bu kitapların yanı sıra pek çok makale ve kitap kısmı yayınlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nde öğretim üyesidir. Son olarak katılımcılara birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünde sorularınız Suna Hanım tarafından konuşmacımıza iletecektir. Şimdi sözü Suna Hanım'a veriyorum. İyi dinletiler dilerim. İrem Hanım çok teşekkür ederim. Hem beni hem Siren'i tanıttığınız için, ayrıca bu paneli organize ettiğiniz için ve davetiniz için hem size hem Anamed'e hem de sevgili konuşmacımıza teşekkür ediyorum, Siren Çelik'e. Biz bugün Siren'le şöyle bir akış saptadık. Önce kısa bir sunum yapacak kitabı hakkında. Ardından soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sonra sevgili dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin, sizlerin sorularını tartışacağız beraberce. O yüzden Siren'e teşekkür etmek istiyorum ve sunumuna başlamasını rica ediyorum. Söz sende Siren. Çok teşekkür ederim Sunacığım. Hem tanıtımın için hem kabul ettiğin için moderatörüm olmayı. Sunuma başlamadan önce ben de başta İrem olmak Hanım olmak üzere Anamet Kütüphanesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Nazik davetleri için. Bu kitabın düzeltmelerini ve çalışmalarını aynı zamanda Anamet'te fellowken yapmıştım 2016-2017 yılında. O nedenle Anamet'in de bu kitapta katkısı büyük. Ve Anamet'te kitabım hakkında konuşacak olmaktan dolayı çok memnunum. Şimdi ben izninizle slaytlarımı paylaşayım. Suna geldi mi slaytlar? Full screen olarak görebiliyor mu? Tamam. O evet. Zaman biz Suna'yla sohbetimize geçmeden önce ben sizlere kısaca ikinci Manuel'i ve kitabımı tanıtmak istiyorum. Ekranda kitabın kapağını görüyorsunuz. Şimdi ikinci Manuel'i tanımayanlarınız için kısacık size tanıtmak istiyorum. Sondan 3. Bizans İmparatoru kendisi. Yani Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış ve hüküm sürmüş birisi. Kitabın başlığından da anlaşılacağı gibi karmaşa zamanında bir imparator, son derecede karmaşık bir siyasi yapıdan geliyor Manuel. Yani oldukça olaylı, çalkantılı bir hüküm süreci var. Giderek artık imparatorluğunun Osmanlılar karşısında tümüyle gücünü yitirdiği, Konstantinopolis, Selanik ve Mora Yarımadası'na sıkışıp kaldığı,
askeri açıdan artık Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı'ya tabi hale geldiği, Konstantinopolis'in sıklıkla Osmanlılar tarafından ablukaya alındığı bir dönemden bahsediyoruz. Aynı şekilde Bizans sosyal ve ekonomik açıdan da çok zayıflamış durumda. Artık ekonomik açıdan Bizans özellikle Venedik'e bağımlı durumda. Dolayısıyla Manuel'in aslında hükümdarlık yılları Bizans'ın pek parlak bir zamanı değil. Hatta bu ablukalardan birisi sırasında Yıldırım Beyazıt'ın Konstantinopolis'e ablukaya alması üstüne bu abluka 1394'te başlıyor. Manuel 1399'da bizzat Batı Avrupa'ya giderek yardım istiyor Osmanlılara karşı. Ve bu Avrupa'da bulunduğu 3,5 sene boyunca çeşitli İtalya şehirlerini geziyor. Uzun süre Fransa'da bulunuyor, Paris'te ve hatta İngiltere'ye geçerek Londra'ya da gidiyor. Bu nedenle Manuel aynı zamanda Paris'e ve Londra'ya gitmiş olan tek Bizans imparatoru olarak da ünlü. Ve elbette ki 2. Manuel'in Bizans'ı ve 2. Manuel'in hayatı Bizans'ın, erken Osmanlı'nın ve Batı Avrupa'nın tam kesişim noktasında olduğu için bu imparatorun çok geniş bir siyasi ve entelektüel ağı da var. Siyasi açıdan baktığımız zaman dönemin pek çok önemli Osmanlı padişahıyla yüz yüze bakmış, temasta bulunmuş ki bunlardan en önemlisi Yıldırım Beyazıt. Batı Avrupa'ya özellikle gittiği için kendi döneminin önemli bütün Avrupa hükümdarlarıyla tanışıklığı var. Örneğin İngiltere Kralı 4. Henry, Fransa Kralı 6. Charles, 6. Charles'ın amcası olan ünlü sanat hamisi Jean de Berry. Manuel aynı zamanda çağının ve Bizans'ın önemli entelektüellerinden birisi olduğu için entelektüel ağı da oldukça geniş. Kendi çevresinde hamilik de yaptığı geniş bir Bizans entelektüel ağı var. Bu insanlardan pek çoğuyla birlikte eser yazıyor, eserlerini onlara gönderiyor, fikir alışverişinde bulunuyor ve pek çoğuyla da aynı zamanda kişisel dostluğu var. Ki bunlardan en önemlisi de Manuel'in öğretmeni de olmuş olan Demetrios Kidones. Ve Bizans entelektüellerinin dışında Manuel aynı zamanda gittiği coğrafyalarda da yeni kontaklar kuruyor. Örneğin biliyoruz ki Yıldırım Beyazıt'ın yanında Anadolu'da sefere çıktığı zaman Ankara'da bir müdebbisin evinde konuk olarak onunla İslam ve Hristiyanlık hakkında uzun sohbetlerde bulunuyor. Aynı şekilde İtalya'da Rönesans'ın başlangıcına denk geliyor Manuel'in hayatı. Orada Veronalı Guarino, Ambrogio Goethe ve Vasari gibi önemli İtalyan düşünürlerle de kontak halinde. Ve gittiği yerlerde de elbette ki tahmin ediyoruz ki yine bu çevresini genişletmişti. Ve beni özellikle Manuel'e çeken şey tüm bu karmaşık ve zengin hayatın yanı sıra Manuel'in sadece bir imparator değil, aynı zamanda son geç Bizans'ın önemli yazarlarından birisi olmasıydı. İkinci Manuel günümüze kadar ulaşan pek çok eser bıraktı. 33 tane eseri günümüze ulaşmış ve bunlar çok geniş bir yelpazede. Teolojik eserler var, ilahiyat eserleri, felsefi eserler var. Şiirler, mektuplar, vaazlar, söylevler, retorik egzersizler. Yani aynı zamanda çok geniş bir yelpazede üretilmiş, çok zengin bir külliyattan bahsediyoruz. Fakat buna rağmen Manuel genellikle Bizans çalışmalarında özellikle edebi yönden pek incelenmiş bir yazar değil. Ki bu da beni kendi kitabımın konusuna getiriyor. Ekranda da gördüğünüz ikinci Manuel'in 4. Henry ile tanışmasını gösteren bir İngiliz el yazması. Şimdi özellikle geç Bizans tarihiyle ilgilenen dinleyicilerimiz biliyordur. Benim kitabım Manuel üstüne yazılmış ilk monografi değil. 1969'da John Barker çok güzel bir Manuel biyografisi yazdı. Fakat bu sadece Manuel'in siyasi hayatına odaklanan bir kitap. Gerçekten çok başarılı, çok çok iyi bir eser. Fakat Manuel'i bir yazar veya kişilik olarak ele almıyor. Dolayısıyla benim kendi kitabımda John Barker'dan farklı olarak Manuel'i özellikle yazar ve kişilik olarak ele alıyor. Az önce söylediğim gibi, evet Bizans çalışmalarında Manuel elbette yazar imparator olarak ünlü birisi. Fakat özellikle İngilizce'ye çevrilmiş birkaç eseri dışında
eserleri çok fazla okunmaz ve çalışılmaz. Okunduğu zaman da örneğin erkek kardeşi için yazdığı cenaze söyleri veya mektupları sadece dönemin siyaseti hakkında genellikle bilgi almak amaçlı okunur. Ben de ilk defa olarak Manuel'in bütün külliyatını bu kitapta inceledim. Daha önce incelenmemiş eserleri dahil olarak. Ve özellikle Manuel'in yazar olarak edebi değerinin ve yeteneğinin üzerinde durdu. Kitaptaki en büyük savlarından birisi, Manuel'in okunmaya değer olmasının tek sebebinin bir imparator olması değil de aynı zamanda yazar olarak yetenekli olması. Bu bağlamda kitap boyunca Manuel'in yazım stilini inceledim. Kullandığı metafor, dil özellikleri, yazdığı farklı türlere olan yaklaşımı, şiire, mektuba, farklı türleri bir araya getirmesi. Özellikle öz tasviri üstünde durdum. Bu İngilizce self-representation dediğimiz bir olgu. Yani eserlerinde özellikle otobiyografik olanlarda kendini okuyucusuna nasıl gösteriyor, nasıl bir karakter inşası yapıyor. Ve son olarak da Manuel'i aynı zamanda bir düşünür olarak ele aldım. Felsefi ve teolojik düşüncelerini inceledim. Özellikle Katolik ve Ortodoks Kilisesi arasındaki ayrımı olan yaklaşımı, dönemin ilahiyat tartışmalarındaki rolü, örneğin Palamizm. Ve felsefe eserlerinde Aristoteles, Platon ve kilise babalarından gelen etkileri nasıl harmanladığını ele aldım. Yazarlığı kadar ön planda olmasa da kitabımın diğer bir odaklandığı nokta Manuel'in hükümdarlığı. Bu zaten John Barker tarafından çok çok güzel ele alınmıştı. Fakat o kitap 1969'da yazıldığı için haliyle Bizans çalışmaları da ondan bu yana gelişti. Pek çok artık farklı bilgi var elimizde ve yeni bakış açıları geliştirdik. Dolayısıyla belki Manuel'in hükümdarlığı hakkında da küçük bir güncellemenin fırsatıydı. Barker'dan farklı olarak ben de sadece Manuel'in müstakil imparator olarak başa geçtiği yıllardan itibaren değil de tüm hayatı boyunca prensliği ve despotluğu da dahil olarak siyasi kariyerini inceledi. Belli yıllarda değişimler görebiliyor muyuz? İşte genç bir hükümdar olarak tarzı daha mı farklı? Sorunlarla nasıl baş ediyor? Değişen bir hükümdarlık stilinden bahsedebilir miyiz? Veya gençken, prensken yaptığı bazı hatalar, yanlışlar veya sonradan öğrendiği tutumlar sonraki hükümdarlığını nasıl etkiliyor gibi. Manuel'in hükümdarlığı bağlamında özellikle ekonomiye karşı ilgisini ön plana çıkarttım. Bizans'ın son yüzyılları olduğu için ve Manuel'in Bizans'ı giderek fakirleştiği için kendisinin sıklıkla paraya ihtiyacı var. Ve bu nedenle Bizans'ın mali gelirlerini arttırmak için de elinden geleni yapıyor. Aynı zamanda Manuel'in diplomasisini inceledim. Yani imparatorluğunu Venedik, Ceneviz gibi güçler ve Osmanlılar arasında nasıl dengede tutmaya çalıştığını irdeledim. Nasıl Osmanlılara karşı yardım istemek için Batı Avrupa ile yazıştı. Kendisi bizzat buraya giderek diplomatik kontaklarda bulundu. Son olarak da Manuel'in yönetim tarzını irdeledim. Yani Manuel nasıl bir imparator? İşte günlük yönetimdeki rolü nedir? Ne tip konularla ilgileniyor? Yanında bulunduracağı çeşitli çalışanları, hükümet üyelerini neye göre seçiyor? Ve son olarak bu ikisi kadar belki önemli gözükmese bile Manuel'e ayrıca bir kişilik olarak çalıştım. Burada da gördüğünüz gibi slaytta kişilik tırnak içinde. Çünkü bundan kastım elbette ki Manuel'in eserlerini biz gizli bir günlük okuyor gibi okuyamayız. Orada gördüğümüz şey de bir öz tasvir. Yani Manuel okuyucusunun, dinleyicisinin kendisini nasıl algılamasını istiyorsa kendisini o şekilde sunuyor. Fakat buna rağmen özellikle Manuel'in külliyatından ve diğer kaynaklardan faydalanarak Manuel'in birazcık daha tırnak içinde özel hayatına da bakmaya çalıştım. Yani aile bireyleriyle olan ilişkisi nasıldı? Babası, isyan eden abisi 4. Andronikos, yine ona karşı isyan eden yeğeni 7. Ioannis, erkek kardeşleri, çocukları, eşi, Bizans'ta bu entelektüel çevresinde bulunan kişilerle olan dostlukları, örneğin Makarios, Makres veya Demetrios, Kidones ve başta Yıldırım Beyazıt olmak üzere düşmanları.
bu düşmanlarıyla ilişkisi nasıldı? Veya aynı şekilde Bizans entelektüel çevresinde kendisinin polemiğe girdiği insanlarla olan ilişkilerini ele aldı. Manuel'in yine uğraşlarına da vakit ayırdım. Uğraşlardan kastım, yani devlet adamlığının yanı sıra Manuel boş vakitlerinde diyebileceğimiz sürelerde ne yapıyordu? Örneğin ikinci Manuel'in at merakı, ava duyduğu özel ilgi, okuma alışkanlığı, bunları da ele aldım. Ve bu bağlamda özellikle seyahatnamelerden faydalanarak da günlük hayatına da bir pencere aralamaya çalıştım. Acaba saraydaki bir günü nasıldı? Manuel tahttayken Konstantinopolis nasıldı? Londra'ya veya Paris'e gittiğinde gördüğü başlıca anıtlar veya yapılar neydi? Orada ağırlandığı şölenlerde neler yemiş olabilir gibi. Baktığımız zaman evet, bu belki hükümdar veya yazar olan Manuel kadar önemli bir nokta gibi gözükmeyebilir. Fakat tarih sonuçta sadece siyasetle veya büyük olaylarla ilgili değil, aynı zamanda insanlarla ilgili. O nedenle bence benim kitabımın da bu önemli bir noktasını oluşturuyor. Son olarak sözü tekrar Sunay'a bırakmadan önce de biraz size kitabın planı hakkında konuşmak istiyorum. Bu kitaba başlamadan önce, ki bu benim 2016'da savunduğum tezimin kitap haline getirilmiş şekli, uzun uzun modeller konusunda düşündüm. Nasıl bir biyografik çalışma ortaya koymalıyım diye. Ve çeşitli modelleri düşündükten sonra kesintisiz bir kronolojik anlatıda karar kıldım. Yani kitabım Manuel'in doğumuyla başlıyor, çocukluğu, ergenliği, erken yılları ve 1425'teki ölümüyle son buluyor. Çünkü düşündüm ki işte bir hükümdar olarak Manuel, yazar yönüyle Manuel, Manuel ve felsefe gibi ayrı ayrı bölümler olması Manuel'in kişiliğini gayet sunni bir şekilde bölecekti. Manuel'in hayatının bu kadar cezbedici olmasının bir yönü her şeyin aynı anda olması. Yani bir yandan Osmanlılarla savaşıyor, hem kendi aynı zamanda iç sorunlarıyla boğuşuyor, ailevi sorunları oluyor. Bir yandan da oturuyor, kendi eserlerini yazıyor. Dolayısıyla bu kronolojik anlatı bana bunu da biraz yakalayıp ön plana çıkarma şansı verdi. Kronolojik anlatının içine de Manuel'in ağırlıklı olarak rahatlıkla tarihleyebildiğimiz eserlerinin incelemelerini serpiştirdim. Ve zaman zaman da küçük böyle cepler var. Örneğin Yıldırım Beyazıt'ın Konstantinopolis ablukası esnasında Manuel'in Konstantinopolis'i nasıldı biraz bundan bahsediyor. Veya Avrupa'dan başkentine geri döndükten sonra saraydaki günlük hayatı nasıldı biraz bunu ele alıyor. Ve başta Manuel'in külliyatı olmak üzere Manuel'in biyografi yazarı olarak çok şanslıydım ki oldukça fazla kaynağa sahiptim. Elbette ki Manuel'in eserleri bu kitabın temelini oluşturdu diyebilirim. Onun yanı sıra bilhassa Manuel'le ilişki içinde olan Bizans yazarlarının eserleri, mektuplar, ilahiyat eserleri, söylevler, şiirler, bunlardan çok faydalandım. Bizans tarih ve kronikleri. Özellikle Manuel Batı Avrupa'ya seyahat etmiş olduğu için İngilizce, Fransızca ve Latince yazılmış olan bu kaynaklardan çok faydalandım. Batı Avrupa tarihleri ve belge koleksiyonları, ki bu da oldukça zengin bir yelpazeye sahip. İçinde eski Katalanca da var, Latince de var, eski Fransızca, İtalyanca ve İngilizce de var. Aynı şekilde seyahatnamelerden faydalandım. Özellikle Konstantinopolis ve günlük hayat çalışmalarında, Manuel'in devrinde çünkü sönükleşmiş olmasına rağmen halen Bizans'ın başkentine akın akın gelen pek çok seyyah var ve bunların bir kısmı Manuel'le bizzat tanışmış da. Bizans eserlerine nazaran az oranda kullanılsa da erken Osmanlı kroniklerini de kullandım. Örneğin Aşık Paşazade ve Neşvi gibi. Ama bunlar bilindiği gibi daha sonraki yüzyılda, yani 15. yüzyılda Manuel'den sonra yazıldığı için daha temkinli kullanılması gerekiyor. Ve pek çok yerde de Osmanlı iç işlerine olan Bizans müdahalesinden veya Bizans-Osmanlı ilişkilerinden çok bahsetmiyorlar.
Resmi belgeler anlamında da Venedik Senatosu metinlerinden çok faydalandım. Çünkü sıklıkla Manuel İmparator olarak Venedik'e bir istekle gidiyor. İşte bana asker gönderin, silah gönderin, gıda tedavi yapın, sizden borç istiyorum diye. Dolayısıyla sık sık bunlar gündeme geliyor. Senato aynı zamanda sürekli Bizans coğrafyasında da dair istişarelerde bulunuyor. Dolayısıyla bunlar dönemin siyasi tarihi için vazgeçilmez kaynaklar. Aynı şekilde Bizans resmi belgeleri, örneğin Manuel'in manastırlara yaptığı bağışlar. Ki ekranda da Manuel'in imzasını görüyorsunuz. Bir manastır bağış belgesinin altında. Bu da Pantokrator Manastırı arşivlerinden aldığım bir belge. Ve son olarak yazılı metinler kadar üstünde durmasam da bazı sanat eserlerinden ve numizmatik bulgulardan da faydalandım bu kitapta. Örneğin Manuel'in tasvirlerini içeren el yazmaları, Manuel'in Batı Avrupa yolculuğundan esinlenerek Avrupa'da yapılmış olan madalyonlar gibi. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan Suna'ya burada bırakıyorum tekrar ekranı. Teşekkürler Siren. Bu güzel hap gibi sunum için diyeceğim. Bu arada sevgili konuklarımızı selamlamayı unuttum ben heyecandan. Af diliyorum konuklarımızdan, öğrencilerimizden, aralarında meslektaşlarımız var, Bizans sevdalıları var. Herkese merhaba. Siren'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Kitabının sahiplerindenim, o yüzden göstermek istiyorum. Bir de güzel haber var, kitabının ikinci kopyası sanıyorum, değil mi? Evet. Bu ay içinde çıkıyor. Evet, evet. Hatta kaç gün içinde çıkıyorsun? Evet, Perşembe günü, evet, Perşembe evet. günü kitap paperback olarak da yani karton kapak olarak da satışa sunuluyor. Harika. İkinci baskısı diyebiliriz. Harika. Ben o zaman şimdi izninle sorularıma ya da yorumlarıma geçmek istiyorum. Kitap hakkında konuşmak istiyorum. Uzun bir yorum yapmak yerine kısa bir giriş ve ardından sorularıma başlayacağım ve mümkün olduğunca senin sunumunda yakaladığın çatkıyı da izlemeye çalışacağım. Yani bir hükümdar olarak hükümdarlığı var, edebi kişiliği var ve kişiliği var. O akışta sorularımı sana yöneltmeye çalışacağım. Tamamdır. Öncelikle sanıyorum kitapla alakalı olarak benim en çok ilgimi çeken şey Manuel'in imparatorluğuna değil, yani 34 yıllık bir hükümdarlığı var sanıyorum. Neredeyse 75 yılına, yani bütün bir ömrüne ışık tutmaya çalışıyorsun. Onun farklı dönemlerdeki serüvenlerine bakıyorsun. Annemas zindanlarındaki tutukluluğu var, Beyazıt'la olan macerası var, Batı'daki diplomatik gezileri var, Selanik'teki mücadelesi var. Sonra birazcık ironik buldum bir yerde şey diyorsun, 1387 ile 89 yılları arası Manuel'in hayatında çok bilmediğimiz bir dönem diyorsun. O bana bayağı çarpıcı geldi. İki yılı çok iyi bilmiyoruz diye Siren bunu bize anlatıyor ama sen bize 75 yıllık hayatını çok çarpıcı bir şekilde sunuyorsun. O yüzden takdire şayan bir Çok hareket, teşekkür ederim. Yaptı ve çalışma. Yine söylediğin gibi Barker'dan sonra gelen sanıyorum en külliyatlı, en derinlikli çalışma senin çalışma. Ve o arada yapılan diğer pek çok çalışmayı tekrar değerlendiriyorsun, kullanıyorsun. Ve bir anlamda Barker'ın ikinci manuelle başlattığı bu araştırma, inceleme serüvenini ve devlet adamı boyutunu Manuel'i bize edebi bir figür, imparator ve insan olarak tanıtarak tamamlıyor gibisin. O yüzden teşekkür etmek istiyorum bize böyle bir çalışmayı sunduğun için. Ve bugün tekrar bu kitap hakkında da birlikte konuşabileceğimiz için de çok çok mutluyum. Şimdi birazcık merceğimizi küçültmek istiyorum. Ve belki akışa da çok uygun olmayacak ama Manuel'in kişiliğinden başlamak istiyorum. Genelde programlarda sorulur ya, Manuel bir gününü nasıl geçiriyor? Blackhand'da, yani bugün Ayvansaray dediğimiz yerde yaşıyor, sarayda, değil mi? Sarayı orada. Bize Manuel bir gününü nasıl geçiriyor ve sen bu bir gününü geçirme serüvenini hangi kaynakları kullanarak çözümledin? Birazcık ondan bahsedebilir misin? Tabii ki kesinlikle ve kitapta benim de yazmayı en sevdiğim kısımlardan birisi olmuştu. Çünkü günlük hayat benim özel ilgi alanıma geliyor.
Dediğin gibi Manuel Blaherna Sarayı'nda, yani günümüz Ayvansaray'da yaşıyor. Esas konutu orası. Fakat elbette önemli törenlerde, seremonilerde yine Sultanahmet'teki büyük sarayı da bazı durumlarda kullandıklarını biliyoruz. Manuel'in nispetle huzur içinde başkentinde oturduğu ender yıllarda, ki kendisi de bunu mektuplarında ele alıyor, oldukça yine de meşgul bir günü oluyor. Örneğin bir mektubunda kendisinin sabah gürültüyle uyandığını, çünkü koridorda hizmetkarların çok gürültü yaptığından bahsediyor. Ve diyor ki buna rağmen tam uyuyamamışken kalkıyorum ve hemen görevimin başına geçiyorum bir imparator olarak. Ve bütün gün işte çeşitli dilekçeleri kabul etmek, insanlarla görüşmek, işte bir Pers'in, bir Yunan'ın, bir Batılı'nın isteklerini yerine getirmekle geçiyor günüm diyor. Elbette ki mektubunda bunu bu şekilde yansıtmasının sebebi tabii yine öz tasvir stratejisi. Bakın ben ne kadar meşgul, hani ne kadar ama çalışkan bir imparatorum. Herkese yetişmeye çalışıyorum. Fakat elbette ki hem Manuel'den hem diğer kaynaklardan da okuduğumuz gibi Blaherna Sarayı'nda bir gününü devlet işleviyle meşgul olarak geçiriyor. Örneğin Kastilyalı seyyah ve diplomat Clavijo'yu kabul ettiğini biliyoruz mahiyetiyle birlikte. Çeşitli insanları kabul ediyor. İşte Venedik elçilerini kabul ediyor, Osmanlı elçilerini kabul ediyor, devlet işleriyle uğraşıyor. Onun dışında oldukça dindar bir kişilik olduğu için hem kendi eserlerinde hem diğer kaynaklarda okuyoruz ki saraydaki bütün ayinlere ve dualara katılıyor. Kendisi aynı zamanda akşam duasına katılıyor. Hatta Kastilyalı diplomat Clavijo diyor ki ben imparatorun huzuruna kabul edildiğim zaman duadan henüz dönmüştü ve bize Manuel'in kabul salonunu da tabiri caizse anlatıyor. Diyor imparator işte bir tahta oturuyordu. Arkasında altın yaldızlı bir siyah yastık vardı. Ayaklarının altında da kahverengi bir aslan postu seriliydi diye. Ve bunun yanı sıra örneğin bir satir var 15. yüzyıldan kalma. Mazaris'in Hades'e olan yolculuğu diye. Burada örneğin Manuel'in müziğe meraklı olduğunu da öğreniyoruz. Ondan sonra çeşitli insanlardan bazı zamanlarda lif çalıp şarkı söylemelerini istiyormuş. Ondan sonra yine kendisi için yazılan metiyelerde Manuel'in ilahi söylemeye çok meraklı olduğunu öğreniyoruz. Bu elbette ki birazcık retorik nedenle de vurgulanan bir şey. Ama Manuel'in kendisi de ilahi yazarı olduğu için hani bunu çok da şüpheye düşmemek lazım bu konuda. Pseudokodinos'tan, geç Bizans tören kitabından bildiğimiz gibi imparator bazen saraydan çıkarak at sırtında dilekçeler kabul ediyor. Ve elbette ki önemli günlerde başta Ayasofya olmak üzere imparatorluğun çeşitli kiliselerine gidiyor başkentte. Bazı durumlarda büyük saraya geçiyor. Dolayısıyla aynı zamanda böyle törenle kuşatılmış bir hayatı da var Manuel'e. Ve tabii ki dini okazyonlar sık olduğu için sık sık bir törene katılması gerekiyor. Onun dışında daha nasıl diyelim tırnak içinde boş zamanlarında ava çıkmaya çok meraklı. Hatta yine az önce bahsi geçen Clavijo'ya iki defa kendi avladığı hayvanlardan parça yolluyor. Bir geyik ve yaban domuzu. Bu karşıdakini onore etmek için yapılıyor. Aynı şekilde okumaya meraklı. Elbette ki bir yazar için beklenen bir şey. Mektuplarında çünkü arkadaşlarına incelediği eserleri anlatıyor. Bazen tavsiyelerde bulunuyor. Ve muhtemelen aynı zamanda gününün büyük kısmını da yazmakla, eserlerini düzeltmekle ve bazen edebi toplantılara başkanlık etmekle geçiriyordu. Anladım. Oldukça yoğun bir günlük programı var gibi. Bayağı çeşitli aktiviteler var. Şimdi birazcık edebi tarafıyla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü yine az önce bahsettiğim gibi kitabının sanırım en güçlü olduğu, senin çalışmanın, argümanın en güçlü olduğu nokta da bu. Manuel'in edebi kişiliğini çok çarpıcı bir şekilde inceliyorsun. Ama bu edebi kişiliği o dönemde olan tarihi olaylardan soyutlamıyorsun ya da yapması gereken işlerden soyutlamıyorsun. O ara kesitlerde hayatındaki önemli dönüm noktalarında ne yazdığını ve neden yazdığını da sorguluyorsun. Onunla alakalı olarak bize birazcık nasıl bir dil kullandığını, ne tipte referanslar yaptığını, nasıl metaforların arkasından gittiğini ve kimlerden etkilendiğini yazar olarak. Çünkü
bir yazarı okuduğumuz zaman nasıl bir dil kullandığını ve geçmişte kimleri okumuş olabileceğini düşünürüz. Bu konuda bize neler söyleyebilirsin Manuel'in edebi dili hakkında? Manuel, belki dinleyicilerimizin çoğu da zaten bunu biliyordur. Bizans yazarları klasik Yunanca ile Attika Yunancası ile yazıyorlar. Özellikle üst düzey, yani daha sofistike eser verenler ve Manuel de bu gruba dahil. Dolayısıyla günlük hayatta kullandığı Yunanca ile yazdığı Yunanca birbirinden çok farklı. Manuel zor ama temiz bir Attika Yunancası ile yazıyor, klasik Yunanca ile. Verneküler, yani halk dili kullanımları hiç görmüyorum. Zor bir yazar, çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim ki buna diğer uzmanlar da bu konuda bana katılıyor. Fakat Yunanca kullanımı gayet güzel. Zarif bir Yunancası var, yani zor ama anlaşılmaz bir hale de hiçbir zaman gelmiyor. Onun yanı sıra yazar olarak bu kadar ilgi çekici olmasının bir sebebi külliyatının çok geniş olması. Yani Bizans entelektüelleri zaten genellikle birden fazla alanda eser veriyor. Hem mektup yazıyorlar, hem söylev yazıyorlar, hem işte felsefi eserler kaleme alıyorlar. Ama yine de çağdaşlarıyla kıyasladığımız zaman Manuel'in yelpazesinin çok daha geniş olduğunu görüyoruz. Yani şiirler de var, mektuplar da var, söylevler de var, ilahiyat eserleri de var, diyaloglar da var gibi. Dolayısıyla bu kadar geniş bir tür yelpazesinde üretebilmesi ve bazı durumda bu türleri güzel değişik kombinasyonlarla okuyucusuna sunması da takdire şayan. Örneğin erkek kardeşi için yazdığı meşhur cenaze söylevi, İngilizce'de The Funeral Oration diye geçiyor. Hem cenaze söylevinden hem bir tarih eserinden özellikler barındırıyor. Veya bazı durumlarda mektup ve diyaloğu yine iki formu tek eserde kombine edebiliyor. Dolayısıyla tür kullanımı konusundan da ilgi çekici bir yazar. Anladım. Aynı şekilde edebi stil olarak baktığımız zaman ben Manuel'in özellikle tasvirlerini ve metafor kullanımlarını çok canlı ve güzel buluyorum. Pek çok Bizans yazarı gibi o da elbette ki işte güzel dil kullanımına, tasvirde yapmaya, metafor kullanmaya önem veriyor. Ama diğer yazarlarınkiyle yine kıyasladığım zaman Manuel'inkiler benim açımdan en azından biraz ön plana çıkıyor. Örneğin meşhur Pers ile olan diyaloğundaki müderris tasviri benim gözümde çok üç boyutlu ve nüanslı. Adeta bazı yerlerde modern roman okuyormuşuz gibi oluyor. Veya doğa tasvirleri, işte çeşitli betimlemeleri, bunları son derece de canlı buluyorum. Ve klasik ve Bizans geleneğinden gelen unsurlar kullanmasına rağmen Manuel her zaman kendi dokunuşlarını da ekliyor. Örneğin deniz metaforları. İkinci Manuel deniz metaforları kullanmaya özellikle meraklı. Ki aslında çok da şaşılacak bir şey değil. Çünkü Bizans'ta çok yaygın kullanılan bir metafor. Fakat Manuel'in bu metaforlara kendine özgü pek çok dokunuşu var. Yani başka yazarda, başka eserde bulmadığım pek çok ilginç deniz ve suyla ilgili metafor gördüm. Hı hı. Dolayısıyla Manuel gelenekleri alıp kendine göre yorumlayan küçük dokunuşlarla özgün hale getiren birisi. Aynı zamanda elbette ki çok iyi eğitimli birisi. Dolayısıyla klasik yazarların külliyatını da çok iyi tanıyor. Bu da şimdi senin soruna getiriyor beni, kimlerden etkilendi diye. Ben eserleri incelediğimde belli başlı yazarları tespit edebildim. Mesela söylev yazarken, örneğin 1380'lerde Selaniklilere yazdığı söylevde çok yoğun Demosthenes etkileri gözlemledim. Hem dil kullanımı olarak hem direkt alıntılar olarak bariz bir şekilde orada Demosthenes esintileri var. Ki yine çok şaşırtıcı değil çünkü Bizans'ta en çok çalışılan Hatip Demosthenes. Diyaloglarında Platon'un yoğun etkisini hissediyorum. Oradaki işte sohbetin akış şekli, kullanılan felsefi metaforlar veya bulunan ortamı betimlemesi Platon etkileri taşıyor. Kilise babası Nazianzoslu Gregorius'tan çok etkilenmiş. Hem mektuplarında hem betimlemelerinde görebiliyoruz bunu. Aynı şekilde geç antik yazar Livanios'tan çok etkilendiğini gördüm. Bu da hem betimlemesinde, ekfrasisinde, hem mektuplarında, hem başka eserlerinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla etkilendiği pek çok yazar var. Elbette ki mesela Homeros. Homeros'a çok sık atıfta bulunuyor kendi eserlerinde. Ve bazı durumlarda Aristofanes, komedi yazarı. Aristofanes'i de oldukça beğendiği belli oluyor.
Dolayısıyla bayağı zengin bir kaynaktan besleniyor. Bizans tarihinde başka yazar imparatorlar var ama sanıyorum hiçbiri, mesela işte Julian gibi, Makedon Hanedanlığında 6. Levon gibi, Laskarislerden 2. Theodor gibi, ama sanıyorum hiçbiri Manuel'in üretkenliğine erişemiyor ya da Manuel kadar farklı janralarda yazmayı beceremiyorlar. Bunu nasıl açıklıyorsun? Yani genetiksel bir şey mi? Mesela dedesi iyi bir yazar diyorsun, Cantacuzenos. Genetik bir şey mi? Manuel yaşadığı bu politik karmaşanın içinde yazmaya mı sığınıyor? Nasıl açıklarsın? Yani bu kadar yoğun, üretken bir yazar profiline sahip olmasını. Şimdi bunun bence birçok faktörü var. Bir kere konuşmanın başında senin de değindiğin gibi Manuel kendi devri için çok uzun yaşamış biri. 75 yıl yaşıyor. Bu bayağı uzun bir süre. Ona mesela karşılık olarak 2. Theodor son derece de genç ölüyor. Belki o da Manuel kadar uzun yaşayabilse çok daha fazla eser üretecekti. Ki onun da örneğin üretim yelpazesi çok geniştir. Manuel'in bence bu kadar yelpazesinin geniş olmasının sebebi pek çok konuya ilgi duyması. Kendisine hem bir ilahiyat alanında otorite, hem felsefe konusunda otorite, hem işte şiirde otorite olarak göstermek istemesi ve bunlarla gerçekten de ilgileniyor olması. Yani çünkü Bizans edebi geleneğinde bu eserler sadece yaratıcı kaygılarla kaleme alınmıyorlar. Yani Manuel oturup da içimden geçti, ben bir diyalog yazayım demiyor. Genellikle bunlar bir amaca hizmet ediyor. Ya bir felsefi doktrini savunuyorlar, ya bir ilahiyat tartışması ele alınıyor. Mektuplarda aynı şekilde siyasi mesajlar olabiliyor, felsefi tartışmalar oluyor. Ama Manuel bunları zaten aynı zamanda kendi öz tasvirini okuyucusuna ve dinleyicisine iletmek için de kullanıyor. Dolayısıyla yazması aynı zamanda kendisine bir nevi bir politik güç de sağlıyor. Çünkü mektuplarından tut, ilahiyat eserlerinden, şiirlerine, söylevilerine kadar her birinin içinde bol miktarda siyasi mesaj var. Ya kendini rakiplerine karşı savunuyor, ya öz tasviri sayesinde ideal, lekesiz bir imparator imajı sunuyor. Veya bazı durumda aldığı daha tartışmalı kararları kabul ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla siyasi anlamda da otoritesini kabul ettirmek ve mesajlarını yaymak için eserlerinden faydalanıyor. Ki Bizans geleneğinde olduğu gibi biliyoruz ki bu eserlerin en azından bir kısmı teatron adı verilen edebi toplantılarda sesli olarak icra ediliyor. Dönemin entelektüelleri arasında sirkülasyondalar, dolaşımdalar. Evet. Bunun yanı sıra ben tabii ki Manuel'in yazarlarını sadece nasıl diyelim politik bir gereç, bir alet olarak görmek taraftarı kesinlikle değilim. Aynı zamanda yetenekli bir yazar. Ve belli ki yazmak ona keyif veren bir şey. Yani bence işin estetik yönüyle de ilgileniyor. İşte güzel dil kullanımı, karakter inşası, farklı türleri kombine etmeye çalışmak gibi. Senin de söylediğin gibi belki işin genetik de bir boyutu var. Çünkü 2. Manuel'in dedesi 6. Yannis Cantacuzinos ünlü bir tarih yazarı. Kendisinin de aynı zamanda ilahiyat eserleri var. Hatta Manuel bunlardan okuyup kendi eserlerinde faydalanıyor. Bunun yanı sıra eserleri günümüze ulaşmasa da Cantacuzinos'un kızı ve Manuel'in annesi olan Eleni Cantacuzine'nin yazar olduğunu biliyoruz. Gençliğinde o da söyleviler yazmış. Yine Manuel'in dayısı olan Mateus Cantacuzinos da bir yazar. Dolayısıyla Cantacuzinos sülalesinden gelen bir genetik özellik olabilir. Çünkü kıyas yapacak olursak Manuel'in erkek kardeşlerinin böyle bir tutkusu yok. Oğullarının olmuyor, kendi babasının yok. Dolayısıyla hani sadece yazmayı bir siyasi araç olarak görmesi veya iyi eğitimli olabildiği için, olduğu için yazabiliyor olması yeterince iyi bir gerekçe değil. Bence hepsinin bir kombinasyonu bu. Hem yetenekli bir yazar yazmayı seviyor ve bunu kendi biliyor. Hem de aynı zamanda bunu bir siyasi araç olarak da kullanıyor. Evet. Yunancayı tabii çok iyi kullanan, muhtemelen dilin cambazı bir imparator ama yine senin kitabında yakaladığımız bir şey, özellikle batıdaki seyahatinde ya da Osmanlılarla iletişim içerisinde olduğunda ciddi bir dil sorunu yaşıyor, değil mi? Çevirmenlere ihtiyaç duyuyor, kimi zaman iletişim kuramadığını söylüyor. Özellikle Beyazıt'la beraberken ya da batıdayken, Paris'teki seyahati esnasında
çok şikayet ediyor. Yunanca'ya çok hakim ama maalesef diğer dillerle alakalı olarak çok büyük bir yetkinliği yok herhalde. Evet, yani Türkçe bilmediğini biliyoruz. Belki Beyazıt'ın yanında sefe ve katıla katıla birkaç kelime öğrenmiş olabilir. Ama müderrisle olan sohbetlerinde bir çevirmen bulunduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Batı Avrupa seyahatlerinde de yanında çevirmenler var. Ve daima çevirmenler aracılığıyla anlaşıyor. Hatta Paris'te ilk yazdığı mektuplardan birinde diyor ki, ondan sonra işte çevrede gerçekten çok seçkin, iyi insanlar var. Ama maalesef aramızdaki dil bariyeri istediğimiz gibi konuşmamıza engel oluyor diyor. Ve benim mesela açtıysan konuyu burada ilgimi çeken bir nokta, Manuel'in Latince'yi hiçbir zaman öğrenmemiş olması. Belki Evet, bir onu lokma soracaktım biliyor ben de. olabilir. Evet. Ama Latince eserleri orijinalinden okuyamıyor veya konuşmadığını biliyoruz. Halbuki kendi hocası olan Demetrios Kidones çok vakıf Latince'ye, pek çok çevirisi var. Manuel iyi bir yazar olduğu için dili öğrenmeye karşı kabiliyetli olacağını da varsayabiliriz. Ben yine düşünüyorum ki siyasi bir gerekçeyle öğrenmedi. Belki de fazla Batı veya fazla Katolik kilisesi yanlısı gözükmemek için. Çünkü o dönemde özellikle Latince'ye vakıf olan Bizans entelektüellerinin pek çoğu Katolik yanlısı veya bir müddet sonra gerçekten Katolik kilisesine geçiyorlar. Manuel ise aksine ölümüne kadar son derece de inançlı bir Ortodoks. Farklı itikatlardan ilişkileri olmasına rağmen. Belki de kendisini sırf bu gruptan uzaklaştırmak için özellikle öğrenmemiş olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Peki bu metinler günümüze kadar nasıl geldi Siren? Yani mektuplar var çalıştığın metin, yani övgüler var, teolojik metinler var, felsefi metinler var. Günümüze kadar nasıl ulaştı? Bu 33 farklı eserden bahsediyorsun çalışmanda. Farklı edisyonlar var muhtemelen. Birazcık da ondan bahsedebilir misin bize? Bunlar elbette ki günümüze el yazmaları sayesinde ulaşıyor. İkinci Manuel'de bir yazar imparator olarak durumunun farkında olduğu için kendisi daha yaşarken bu eserlerin edisyonlarını hazırlattırtıyor. Yani mektuplarını toplatıyor, ondan sonra üstünde sürekli Bizans yazarlarının yaptığı gibi düzeltmelerde bulunuyor, sıralarını değiştiriyor, bazı eserleri çıkartıyor, üstünde oynamalarda bulunuyor. Dolayısıyla da Manuel kendi hayattayken bu eserler el yazmalarına aktarılıyor ve hazırlanıyor. Ve kendisinin de uzmanlar aynı zamanda el yazısını bu yazmalarda da tespit ettiler. Yani sadece yakınındaki entelektüelleri yazman olarak kullanmıyor. Bazı durumlarda bizzat kendi eliyle müdahalede bulunmuş. Dolayısıyla bütün şu an günümüze ulaşmış olan eserleri bu edisyonlardan geliyor. Ve senin de dediğin gibi daha kendi hayattayken bazı eserlerinin birkaç fazla farklı edisyonu var. Örneğin sıklıkla bahsi geçti, Cenaze Söyledi. Manuel'in uzun eserlerinden birisi ve muhtemelen çok uzun yıllar üstünde çalıştığı tahmin ediliyor. 6-7 farklı redaksiyon halinde günümüze ulaşmış. Bunların arasında küçük küçük farklılıklar var. Veya bazı durumda bir yazmadaki mektubun dili biraz farklı oluyor, ikinci yazmadaki biraz daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla Manuel eserlerini yazdıktan sonra da bir kenara bırakıyor değil, yine Bizans edebi geleneğinde olduğu gibi kendisi zaman zaman yine bunlara eklemelerde, çıkarmalarda ve düzeltmelerde bulunuyor. Anladım. Şimdi yazarlığıyla ilgili epey bir konuştuk. Birazcık Manuel'in çevresini algılaması ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü ben daha çok yani görsel kültür çalıştığım için ötekini nasıl algılıyor ve kentleri nasıl algılıyor o dönemde diye. Yine kitabından iki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi Persli ile diyalog. Mesela burada epey bir teolojik günlük hayat ve Beyazıt'la alakalı detay var. Senin yine bu metne yaklaşımın bence oldukça enteresan. Normalde çünkü çok tarihi bir metin olarak okumaktan yana olanlar var ve öyle bir katkı sunmaya çalışanlar var. Ama sen daha çok yazım stili üzerinden, edebi stilini değerlendirerek, geleneğe bağlı kalarak Manuel'in bize vermeye çalıştığı günlük hayat ve olayla alakalı, bu münazarayla alakalı detaylar üzerine yoğunlaşıyorsun ve
teolojik yorumlamalarını yapıyorsun. Eminim merak eder dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bize birazcık bu teolojik okumalarından ya da günlük hayatla, yeme içme ile ilgili nasıl detaylar veriyor? Onlara değinmeni rica edeceğim. Elbette ki zevkle. Bir Pers ile Diyalog, herhalde Manuel'in külliyatı içinde benim en sevdiğim eserlerden birisi de. Almanca'ya çevirisi var komple. Bir iki diyaloğunun Fransızca'ya çevirisi var ama halen İngilizce bir çevirisi yok. Dolayısıyla da zaten ilahiyat uzmanı olmayan Bizans tarihçileri tarafından sık okunan veya çalışılan bir metin değil. Ama içeriği gerçekten çok enteresan. Çünkü az önce de değindiğim gibi bence edebi stil olarak Manuel'in gerçekten öne çıkan eserlerinden birisi. Eser bir diyalog şeklinde yazılmış. Yani soğuk Ankara kışlarında henüz adını öğrenemediğimiz müderrisle olan konuşmalarını Manuel daha sonra başkente döndükten sonra bu diyalog haline dönüştürmüş. Ve elbette burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Ankara'daki sohbetlerin bu birebir bir yansıması değil. Manuel var olan sohbetleri almış ve kendince bunu Bizans geleneğine uygun bir şekilde yansıtmış. Mesela karşıdaki müderris, ki Manuel de bunun İslamiyet konusunda çok bilgili olduğunu, çok yetkin bir alim olduğunu vurguluyor. Bir kere bile Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyor, hadislerden bahsetmiyor, Manuel'in hiçbir argümanını çürütemiyor. Çünkü Manuel İslamiyet'e dair koyduğu argümanları, müderrisin ağzına yerleştirdiği cümleleri önceki Bizans anti-İslamik, İslam karşıtı teolojik eserlerden alıyor. Dolayısıyla yani klasik Bizans İslam'ına dair bulabileceğimiz yorumlar hep müderrisin ağzından çıkıyor. Ve Manuel de öz tasvirinde kendisini bütün argümanları kolaylıkla kazanan, işte bütün Müslümanların hayran olduğu harika bir teolog olarak gösteriyor. Yani eminiz ki ama hakikatte bu böyle olmamıştır. Mutlaka karşıdaki bu kadar yetkin bir İslam bilgininin de onu zorladığı zamanlar veya daha farklı bir şekilde yaklaştığı zamanlar olmuştur. Dolayısıyla hani bunu o sohbetlerin birebir bir yansıması olarak kabul etmememiz lazım. Çünkü kökenini gerçek hayatta olmuş olan sohbetlerden alsa da bu edebi bir eser ve yer yer kurgusal nitelikler de var içinde. Fakat bu nitelikler benim gözümde bu eseri bu kadar ilginç kılan şey. Çünkü mesela müderris kişiliği karton gibi değil. Yani üç boyutlu gerçek bir insan gibi yansıtılmış. Bizans diyaloglarında, özellikle İslam karşıtı diyaloglarda kişilik inşası, karakter inşası genellikle pek yoktu. İki kişi karşılıklı birbirine soru cevap şeklinde ilerler. Ama burada Manuel gerçekten müderrisin çok böyle nüanslı bir portresini çiziyor. Diyordu ki çok bilgin bir adam, tam bir alim, çok misafirperver, bize karşı çok nazik, espiritüel, şakadan anlıyor. Ama yine de zaman zaman altını çiziyor ki o bir barbar, o bir Müslüman, işte Hristiyanlığı anlamaya kadir değil. Hani Aristofanes'e yaptığım alıntıları anlayamıyor çünkü eğitimi buna yetmiyor. Yine de öteki olduğunun altını çiziyor. Ama burada hani klasik bekleyeceğimiz bir hiçbir şeyden anlamayan, nezaket yoksunu, hiçbir şekilde ortak noktasının olmadığı bir barbar portresi yok. Çok daha nüanslı. Evet, müderris bir öteki ve onun çevresindekiler. Ama ortak noktanın bulunduğu, hayvan olacağınız özelliklerin bulunduğu bir öteki. Onun yanı sıra burada Ankara'ya dair çok güzel minik minik minyetler var günlük hayatla ilgili. İşte müderrisin evinde yedikleri yemekler ateşin karşısında. Sini'yi anlatıyor Manuel. Diyor ki yerde alçak bir masa vardı, bronzdan bir yuvarlak. Sini'den bahsediyor. İşte kış meyvelerinin ikram edilmesi. Müderrisin sıklıkla Manuel'e ve mahiyetindekilere çeşitli yemiş meyveleri ve balı ikram etmesi. Çünkü diyor bu onların adetinin bir parçasıydı. Ondan sonra bir yerde Manuel sac ekmeğinden bahsediyor. Diyor ki işte bu sininin üstünde çok ince kağıt gibi iyi pişmemiş olan o ince ekmeklerden vardı. Buradan da anladığımız kadarıyla bir tip bazlama veya sac ekmeği anlatıyor. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt'ın av merakından bahsediyor. İşte kış olmasına rağmen sürekli padişah Manuel'i ve mahiyetini ava çağırıyor. Ve Manuel de bir aslında o da av düşkünü olmasına rağmen bundan hiç mutlu olmadığını iddia ediyor. Çünkü buradaki amacı da işte Yıldırım Beyazıt'ı tutkularında ölçüsüz bir adam olarak göstermek. Ve bir ilginç özellik daha mesela.
Müderrisin ve beraberindeki Osmanlıların sıklıkla kahvaltı yaptığına değiniyor. Nedense çok ilgisini çekmiş. İşte sürekli diyor ki bu insanların adeti şöyle ki kalkar kalkmaz günlük işlerine başlamadan önce mutlaka bir şeyler yiyorlar. Bu münazaramız hakkında o kadar heyecanlıydılar ki bir şey yemeden geldiler sabah bana erken. Dolayısıyla çok ilgisini çekmişe benziyor bu. Ve eserini de daha canlı ve cazip hale getirmek için de bunun anlatıları serpiştirmiş diyaloğa. Evet. Bir de dini olarak değil mi? Mahşer günüyle ilgili, Hızır İlyas'la ilgili tanımlamaları ve yorumlamaları var. Onlar da bilinenin dışında Evet. Yeni yorumlamalar getirdiği şeyler ya da farklı Evet. bilgiler sunuyor. Yani dediğim gibi Manuel ağırlıklı zaten var olan Bizans eserlerinden yola çıkarak İslam'ı lanse ediyor. Hep daha önceki eserlerde bulduğumuz argümanlar. Dolayısıyla hani burada Manuel'in tırnak içinde yenilikçi bir bakış açısı yok. Geleneğe bağlı kalıyor. Ama başka kaynaklarda görmediğimiz bazı ilginç hikayelerden bahsediyor. Örneğin İslamiyet'e göre meleklerin ölümlü olduğu gibi ilginç bir teoriden bahsediyor. Bunu nereden ne şekilde aldı bilemiyoruz. Veya mahşer günü Hazreti Muhammed'in saçlarını sarkıtacağını ve Müslümanların o saçlara tutunarak cehennemden çıkacağını söylüyor. Yine bu garip hikayenin kaynağını bilemiyoruz. Hani bunları bir şey duydu, kafasında başka şeylerle birleştirdi, yanlış mı anladı? Yoksa acaba bizim elimize geçmeyen bir başka eserden mi aldı bunları? Bilemiyoruz. Ama dolayısıyla evet, İslamiyet'e olan yaklaşıma dair eklediği bir iki ufak dipnot da olsa yeni şey var. Kentlere dair özellikle kullandığın sanıyorum mektuplarda, çevirisini yaptığın ya da kullandığın mektuplarda şu anda mektubun numarasını hatırlamıyorum ama sanıyorum arkadaşına yani mentoru Kidones'e yazdığı mektupta Anadolu'daki kentlerin isimlerinin hiç anlaşılmayacak derecede değiştiği, tahrip olduğu, yağmalandığından bahsediyor Osmanlı elinde. Ve şey diyor yani artık Helenliğinden eser olmayan yerler var diyor ki bir zamanlar buraları Roma'nın idaresinde yönetilen vadilerdi. Kim bilir bir Romalı adı da vardı diyor. Yani oranın Roma dönemi ya da işte Bizans dönemi adını bilmiyor. Ama ona bir referans yapıyor ve o değişen, dönüşen kentlere de bir ithafta bulunuyor sanıyorum. Çünkü 1390'larda Beyazıt'la beraber o Batı Anadolu'daki etkinliği yani onun ordusuna tabi olduğu dönemde. Ben bunu şeye çok benzettim. Yani benim özellikle üzerinde çalıştığım bu Laskaris dönemi, 2. Teodor'un Bergama ziyaretinde 1254'lerde Bergama'ya bakıp ah işte bu bilgelik eseri Helen idealinin en iyi yansıtıldığı antik dönem binalarının yerinde bizim yaptıklarımız bir fare çukuru gibi diyor. Bir anlamda Teodor'un yani kendi döneminde o fare deliğine benzettiği bayağı karamsar bir resim çizdiği o kentsel dokuyu Bizans elinden Osmanlı eline geçişte de görüyoruz. Yani Laskaris döneminde o Selçuklu Bizans arasındaki el değişmesinden kaynaklanan bir karamsar tablo var galiba. Ama burada da Bizans'ın Osmanlı'ya geçişte benzer bir iç yakarış ve bir şey var, üzüntü var. Kentlere dair. Bunu ben bayağı çarpıcı buldum ama senin de bir yorum yapabilir misin diye merak ediyorum. Ya da bu mektuplara dair genel olarak kent dokusu, Manuel bu mektuplarında ne gibi şeylerden bahsediyor? Belki bir iki bir şey söyleyebilirsin mektuplara dair. Elbette özelden genele doğru gideyim o zaman. Bu Evet. Manuel'in Yıldırım Beyazıt'ın yanında Osmanlı ordusunda sefere katıldığı zaman yazdığı mektuplar bunlar. 1391-92 kışında oradalar. Orta Anadolu'dalar, Karadeniz'deler ve Beyazıt özellikle Kadı Burhanettin olmak üzere diğer Türk hükümdarlara karşı burada gücünü ispatlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Manuel zaten bu mektuplarında oldukça karamsar bir ruh hali yansıtıyor. Çünkü kendisi bir Roma imparatoru olarak, Bizans imparatoru olarak Osmanlı ordusuna tabi bir şekilde kendi eski topraklarında savaşıyor. Örneğin işte Pompeius Pilis
Taşköprü'yü anlatıyor. Antik şehrin kalıntılarını gördüğünden bahsediyor. Ve diyor ki hani kalıntılar bile çok güzel ama kim bilir burası eskiden ne kadar görkemli ve güzeldi. Görmüşsündü. Artık sadece diyor bana çok acı verici bir manzara sunuyor. Çünkü benim atalarım bir zamanlar buna sahipti diyor. Aynı şekilde senin dediğin gibi diyor ki bazı gördüğüm antik kalıntıların isimlerini çevremdekilere sordum ve bana kulağa barbarca gelen tuhaf şeyler söylediler diyor. Anladığımız Türkçe bir isim söylüyor ve diyor bu beni ziyadesiyle üzdü. Hani eski isimlere gitmiş komple yerine ve artık ismi bile tanınmayacak bir halde. İsmi de Türkçeleşmiş. Yani bu kent kalıntılarının bile kimliği tümüyle değişmiş. Dolayısıyla Manuel sıklıkla böyle serzenişlerde bulunuyor bu mektuplarında. Hem elbette ki kendi bunlar kalbinden geçen hislere gördüğü zaman üzülmüştür ve gayet zor bir durumda. Hem de başkentte Konstantinopolis'te bulunan ve bu mektupları gönderdiği entelektüeller de bunu aynı zamanda vurgulamak istiyor. Hani bakın ben bir imparator olarak burada ne kadar zor bir haldeyim. Sultanın yanında ben nasıl diyelim burada sefere çıktım. Dolayısıyla bunu da özellikle yine öz tasvirinin bir parçası olarak yapıyor. Bu mektuplar evet bize bu antik şehirlere dair yaklaşımıyla ilgili bilgi verdiği için de çok önemli. Ama aynı yaklaşımı diğer mektuplarında görmüyoruz. Örneğin Paris veya Londra'dan hiç bahsetmiyor. Ne gördüğü, ne olduğu ancak çok üstü kapalı bazı imaları var. Bu da çünkü Bizans mektup yazım geleneğinden kaynaklanan bir şey. Bunlar da yine bizim günümüzde anladığımız anlamda mektuplar değil. Yani Manuel oturup arkadaşına bir gününü neler yaptığını anlatıp çeşitli haberler vermiyor. Bunlar yine edebi eserler olarak hazırlanan, karşı tarafa böyle küçük şık bir edebi hediye olarak düşünülüyor. İşte güzel metafor kullanmak, güzel tasvirler yazmak. Ondan sonra dostluktan, özlemden dem vurmak. Dolayısıyla Bizans mektup yazarlarının işlediği temalar bunlar. Yani dolayısıyla Manuel Paris'ten Başşehir'deki arkadaşlarına yazdığı zaman Paris'te gördüğü gotik katedrallerin tasvirini sunmuyor. Çünkü bu mektupta onun yeri yok. O yüzden değil mi kentsel doku ya da diğer dediğin görsel detaylarla çok fazla ilgisi yok. Onun yaratmaya çalıştığı imgenin bir parçası değil ya da mesajın bir parçası değil ve bunları genelde çok paylaşmıyor bizimle. Evet, ben de Avrupa seyahatinde zaten özellikle Batı Avrupa kaynaklarından Beyazıt konusuna geldik gibi. Bir ara bahsettin muhtemelen en güçlü düşmanlarından diye. Ben şey açısından enteresan buluyorum. Manuel Bizans İmparatorluğu'nun sondan 3. imparatoru Beyazıt eğer Orhan'la başlatırsak Osmanlı kronolojisini Osmanlıların 3. hiç böyle düşünmemiştim. İlk üçten üçüncü imparatoru. Aralarında gerçekten enteresan bir siyasi ilişki var ve bir güç karmaşası da var, değil mi? Ve sen o serüvenini kitapta çok güzel anlatıyorsun. Hem Beyazıt'ın ordusuna tabi olup ona hizmet ettiği Anadolu'daki dönemi anlatıyorsun bize. Hem 1394'teki Nibolu'dan sonraki hüznünü de bize anlatıyorsun. Manuel bu savaşı Beyazıt'ın kazanmasından çok memnun değil ama öte yandan 1402'de Timur'a yenildiği zaman Beyazıt, Manuel bayağı bir mutlu oluyor. Bu duygusal geliş gidişini Manuel'in biz yazdığı eserlerde nasıl görüyoruz ve bunun politik yansımasını bize nasıl aktarıyor? Evet bence de yani bu çok ilginç bir konuydu bana göre. Kitabın en ilginç temalarından birisi. Şimdi bir kere zaten bir geç Bizans imparatoruyla Osmanlı Sultanı'nın çok dostane ilişkiler içinde olmasını bekleyemeyiz. Çünkü artık Bizans Osmanlı'ya tabi hale gelmiş. Askeri güç, siyasi güç, her şeye üstünlük Osmanlı'ya geçmiş. Dolayısıyla zaten Manuel hani hiçbir Osmanlı padişahına karşı özel bir yakınlık elbette ki beslemiyor. Fakat bu uzun hayatı boyunca pek çok padişahla muhatap. Örneğin 1. Murat, 2. Murat, 1. Mehmet gibi. Fakat Yıldırım Beyazıt bunların arasından detaylı tasviriyle gerçekten sivriliyor. İşte Yıldırım Beyazıt'a karşı mektuplarında, diyaloglarında, bu Pers ile olan diyalogta ayırdığı gerçekten uzun uzun sayfalar var.
ve bir kişilik olarak son derece de negatif bir portresini çiziyor Yıldırım Beyazıt'ın. Yani sadece bir nasıl diyelim tırnak içinde Manuel'in gözünde barbar olarak değil de aynı zamanda işte çok sinirli, sıklıkla karar değiştiren, çeşitli arzularında ve zevklerde hep böyle uç noktalara giden, ondan sonra işte ava meraklı olması gayet doğal ama bu konuda işte çok uçlara giden, ondan sonra sinirli. Hatta Manuel'in tasvirine göre kendi tebaasındaki entelektüellerin bile eleştirdiği bir kişi olarak yansıtıyor. Ve bu detaylı ve bu kadar negatif bir portreyi başka bir Osmanlı padişahı için kullanmıyor. Ve ikisinin de arasında aynı zamanda çok kişisel bir ilişki var. Çünkü hem bu sefer de onun yanında bulunuyor. Ve sıklıkla bahsediyor ki işte Yıldırım bizi çadırına çağırdı, birlikte işte vakit geçirmemizi istedi, içki içmemizi istedi, ben ve diğer vasallarıyla birlikte, ben çok mutsuzum, hani burada hiç rahat hissetmiyorum kendimi. Ama onun yanı sıra da Manuel'in bir anlattığına göre Manuel ve kardeşi Teodoros'u Yıldırım Beyazıt Serez'e çağırıyor. Ve burada Manuel'in iddia ettiğine göre bir ara ikisini birden öldürmeye niyet ediyor. Sonra fikrini değiştiriyor. Tabii biz bu olayı sadece Manuel'in kaleminden okuduğumuz için hani doğruluğundan çok emin olamayız. Ama aralarında her ne olduysa Yıldırım Beyazıt Manuel'i bir daha sefere çağırdığında ki gitmekle mükellef kendisi, Manuel bunu reddediyor. Ve sonucunda 1394'te Yıldırım Beyazıt'ın neredeyse 8 yıl sürecek olan Konstantinopolis ablukası başlıyor. Dolayısıyla aralarındaki bu kişisel dinamikten dolayı aslında abluka patlıyor. Hani Manuel'in gerekçeleri neydi tam olarak bilemiyoruz. Hani eserlerinde diyor ki bunun sebebi Beyazıt'ın işte hiç rasyonel biri olmamasıydı. Ben ona hiç güvenmiyordum. Onun yanına gidilmezdi. Ama aslında bu daveti geri çevirerek ablukayı Manuel başlatıyor. Ve senin de dediğin gibi aralarında böyle bir ilişki olduğu için ve bence kişisel olarak da bir husumet var siyasetin ötesinde. 1402'de Beyazıt Timur'a mağlup olunca Manuel iki tane tırnak içinde kutlama eseri yazıyor. Bunlardan birisi Beyazıt'ın yenilgisi için bir şükür duası. İkincisi de bir karakter inşası. Bizans'ta etopoiye dediğimiz bir retorik egzersiz. Beyazıt'ı ele geçirdiğinde Timur ne sözler söylerdi diye. Ve tabii ki burada Timur'u Manuel konuşturuyor ve gayet ağır sözler söyletiyor. Hani sen bir de sonunda gördüm ki ne kadar değersiz bir düşmanmışsın diye. Dolayısıyla aralarında bu ikisinin en azından Manuel cephesinde oldukça özel bir düşmanlık var. Neredeyse bir saattir konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. O yüzden sanıyorum son bir iki sorum var. Ardından belki izleyicilerimizin, evet, dinleyicilerimizin sorularına geçeriz. Bu Batı'ya düzenlediği o uzun soluklu Avrupa gezileriyle alakalı merak ettiğim bir şey var. Bu seyahatlerde fayda sağlamak için, para kazanmak için ve askeri yardım almak için Avrupa'ya gidiyor. Bu isteğinde gerçekçi mi sence Avrupa'ya giderken? Merak ediyorum çünkü yoksa hani iyimser bir insan mı bir devlet adamı olarak? Yani Avrupa'ya gittiğinde Avrupa'daki krallıklardan istediği para desteğini ve yardımı alacağını mı düşünüyor? Bir de yine kitabında uzun soluklu olarak anlattığım bu relikleri hediye etme meselesi var. Özellikle 1204'teki Haçlı istilasını düşünürsek o dönemde Konstantinopolis'ten epey bir relik ya da kutsal malzeme götürüyorlar. Manuel'in böyle ufak tefek götürdüğü bir iki parça relik Avrupalılara o dönemde acaba enteresan geldi mi? Karşılaştırmalı olarak okuduğun diğer Batı kaynaklarında bir algı var mı buna dair? Neler söylüyorlar? Etkileniyorlar mı Manuel'in getirdiği şeylerden? Manuel'in bence Batı Avrupa'ya gitmesi realist bir hareket. Bir kere bunda aynı zamanda yüksek rolü olan bir Fransız kumandan var, Mareşal Busisson. 1399'da Fransa kralı onu Konstantinopolis'e yardıma gönderiyor. Ve o dönemde Manuel'in yeğeni 7. Yannis'te de başı dertte. Çünkü 7. Yannis imparator olmak istiyor. Ve Konstantinopolis halkının büyük bir kısmı abluka nedeniyle de Manuel'e kızgın olduğu için 7. Yannis'e destek veriyor ve muhtemel Yıldırım Beyazıt'la destek veriyor. Dolayısıyla Manuel Konstantinopolis'i 7. Yannis'e bıraktığı zaman aslında orada da bir tehlikeyi bertaraf etmiş oluyor.
hani geçici de olsa yeğeninin bu iktidar arzusunu tatmin ediyor. Halkın isyan etmesini önlüyor. Hem de muhtemelen bizzat kendisinin Avrupa'da gözükmesinin faydalı olacağını, daha efektif olacağına karar veriyorlar. Ama dediğim gibi bu şartlar altında Konstantinopolis'ten çıkması da aslında mantıklı. Manuel aşırı iyimser bir insan bence hiçbir zaman değil. Özellikle daha ilerleyen yıllarında realist bir devlet adamı. Fakat Avrupa yardımı konusunda evet ilk başlarda oldukça ümitli. Çünkü kendisine sürekli büyük sözler veriliyor. Fakat sonunda biliyoruz ki sadece Timur'un zaferi sayesinde Bizans düşmekten kurtuluyor geçici bir süreliğine ve Batı Avrupa'dan hiçbir zaman Manuel'in istediği yardım gelmiyor. Yani İngilizler ve Fransızlar ortak ordu kurmaktan bahsediyorlar ama olmuyor. Bu ordunun başına geçmesi gereken Mareşal Busiso ondan sonra Ceneviz yöneticisi olarak atanıyor. Ama bir yandan da bunun gerçekleşmemesinin bence en temel nedeni kimsenin aslında Manuel'e yardım göndermek için çok da geçerli bir siyasi sebebinin olmaması. Sonuçta Manuel artık o kadar zayıflamış bir imparatorluğun başında ki hani karşılık olarak bu devletlere ödül olarak vaat edebileceği pek bir şey yok. Hani ancak bunu Hristiyan bir devlete yardım amaçlı veya Osmanlı'nın daha sonra Avrupa'ya ilerlemesini durdurma amaçlı yapar diğer Avrupalı devletler. İkinci olarak Manuel talihsiz bir zamanda bunu istiyor. Özellikle bunu inceledim. Manuel'in yardım talep ettiği bütün devletlerin zaten kendi iç sorunları var. İtalya'da şehir devletleri arasında Milano Dükü tarafından çıkarılan savaşlar var. Dolayısıyla orada zaten bir karmaşa var. Fransa kralı Manuel'in de fark ettiği gibi ağır bir psikolojik rahatsızlıktan müstarip ve dolayısıyla krallık sürekli bir tehlike altında. Ve kendi problemleri var. Kralın amcaları güç için çekişiyorlar. İngiltere kralı 4. Henry tahta yeni geçmiş ve özellikle İskoçya sınırından kendisine çok muhalefet var. Dolayısıyla kendisinin de iç sorunları var. Ve hani kimsenin bence aslında Manuel'e çok da yardımcı olabilecek bir zemini yok. Ve bu verilen büyük sözlerin hiçbirisi de sonuçta gerçekleşmiyor. Ve Manuel de bu konuda daha sonra cenaze söylevinde işte diyor ki hani Batı Avrupa'dakiler, Avrupalılar, Latinler çok güçlülerdir ama diyor o genellikle harekete geçme konusunda çok kararsızdırlar diye de bir parantez açmış. Manuel Batı Avrupa seyahati sırasında hükümdarlara ve diğer önemli kişiliklere örneğin Fransa kralının amcası, sanat amisi Jean Döber'i bölükler hediye ediyor Konstantinopolis'ten getirdiği. Sunan'ın görüntüsü gitti ama herhalde bir... Bence lütfen devam et. Dışarıdan çok ses geliyor. Kulaklığımı takacağım. Kusura bakma. Tamam. Hiç problem değil. Ben o zaman devam edeyim. Bölükler hediye ediyor. Senin de dediğin gibi zaten 1204'te Konstantinopolis'teki bölüklerin çok büyük bir kısmı aslında Avrupa'ya götürülmüş. Ama Manuel'in elinde yine de az sayıda da olsa var. Ve bunlar özellikle İsa Mesih'in çilesiyle ilişkilendiren bölükler. İşte İsa Mesih'e ait olduğu düşünülen bir tünik. Manuel bundan küçük parçalar dağıtıyor çeşitli hükümdarlara. İşte Mesih'in çarmıha gerildiği zaman başına takılmış olan dikenli taçtan alınmış dikenler. İşte Mesih'in kırbaçlandığı düşünülen sütundan alınmış minik mermer parçaları. İşte kullandığı bir süngerden minik parçalar yarasına yapılan sürülen sirkeden. Yani bunları Manuel genellikle küçük küçük parçalar halinde çeşitli hükümdarlara ya bizzat takdim ediyor ya da Danimarka kraliçesine yaptığı gibi elçilerle gönderiyor. Fakat muhtemelen evet bunlar yine de çok büyük hayranlıkla karşılanmadılar. Elbette ki hani çile bölükleri değerli şeyler yine de alan taraf onore olmuştur. Fakat zaten artık Avrupa'da çok bölük var. Manuel'in bir günüyle başladık. Şimdi tekrar kişiselleştirilmiş bir soruyla sonlara gelmek istiyorum. Son iki sorum. Ben tabii özellikle senin mektuplar üzerindeki çalışmanı ve Manuel'in biyografisini bu mektupların yardımıyla desteklemeni çok çok beğenmiştim kitapta. Farklı zamanlarda bunun üzerine konuştuk seninle. Ama sen tabii çok iyi bir Yunanca okuyucusun. Merak ediyorum bu mektuplarda hiç Manuel'in insan olarak korkuları, hayal kırıklıkları, kendini baskı altında hissetmesi, yani bir tarafta yaklaşan çok büyük bir Osmanlı
şeyi var, gücü var. Bunu yakaladığın ifadeler var mıydı? Yani korkan, kendini tehlike altında hisseden bir insan gördün mü mektuplarda? Elbette ki hem mektuplarda hem diğer eserlerinde de. Yani evet, bunlar belli bir amaç için yazılmış, Manuel'in gayet planlı bir öz tasvirini sunan eserler olmasına rağmen tabii ki Manuel'in duygularından, düşüncelerinden, korkularından da besleniyorlar. Mektuplarında olsun, diğer eserlerinde olsun sıklıkla imparatorluğun geleceği için ne kadar endişeli olduğunu söylüyor. Ondan sonra bir türlü para bulamamaktan yakınıyor. İşte bütün dertlerin çaresi paradır. Para olmadığı zaman hiçbir şey yapamayız. Bundan yakınıyor. Yine Bizans'taki entelektüellerin kendisini anlamamasından, işte edebiyatla ve teolojiyle haşır nesir olduğu için kendisini eleştirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Özellikle 1396'daki Nibolu yenilgisinin altından Haçlıların sonra yazdığı uzun bir mektubu var. Son derece de karamsar ve üzücü ifadelerle dolu bir mektup bu. İşte büyük bir fırtına, kasırga, her şey kapkaranlık ve hani ne kadar kötü görüyor geleceği. Onun dışında elbette ki bu korkular, düşünceler sirayet etmiş bütün eserlerine. Ve mesela korkudan bahsediyorsak, 1411'de Musa Çelebi de Konstantinopolis'i kısa süreli bir abluk altına alıyor. Manuel orada bir kanon, bir ilahi besteliyor. Baki ve Meryem'e yakarışta bulunan Şehve Osmanlılardan ve özellikle Musa Çelebi'nin elinden kurtar, bize yardımcı ol diye. Dolayısıyla bir hükümdar olarak hissettiği o baskı, hissettiği korkular, bunalımlar, bunları elbette ki nüanslı bir analiz sonucunda ortaya çıkarmak mümkün. Teşekkürler. Şimdi son sorum Siren. Bize çok güzel bir biyografi sundun bir Bizans İmparatoru hakkında. Onun edebi, insan ve hükümdar tarafıyla alakalı, hayatıyla alakalı. Bundan sonra üzerinde biyografisini yazmak istediğin bir başka Bizans dönemi figürü var mı? Bir imparator ya da bir entelektüel kişi? Bunu merak ediyorum. Bundan sonraki aşamada ne yapmak istiyorsun? Cevabım biyografiye kocaman bir hayır. Çünkü benim Manuel'i ele almaktaki, nasıl diyelim, beni Manuel'de esas cezbeden şey, hani bir biyografi yazmaktan ziyade Manuel'in bu karmaşık hayatı, çok yönlü kişiliği, ondan sonra işin içinde hem felsefe olması, hem ilahiyat olması, hem edebiyat, hem savaş, hem diplomasi. Yani bir tarihçi olarak beni çok fazla tatmin edecek şey vardı. Bütün ilgi alanlarımı doya doya araştırabildim diyebilirim. Ve bu da Manuel sayesinde mümkün oldu. Çünkü Manuel'in kendisi bir yazar. Bir kere bence kendi külliyatını bırakmamış bir imparatorun biyografisini yazmak zaten zor olur. Çünkü ancak kroniklerden veya başka eserlerden faydalanarak yazılır. Ve benim Manuel'de yakaladığım pek çok detayı başka imparatorlar için yakalamak mümkün değil. Yani diğer insanlara karşı nasıl hissediyordu, duyguları, düşünceleri neydi, uğraşları neydi gibi. Dolayısıyla zaten biyografisini bence mümkün kılan en önemli unsurlardan birisi Manuel'in bir yazar olması, geniş külliyatının olması ve içinde bol otobiyografik unsur olması. İkinci olarak da dediğim gibi, yani bir biyografi, bir imparator biyografi yazmaktan ziyade Manuel üstünde çalışmak istediğim için ben bu kitabı ve daha öncesinde tezi yazdım. Ve hani bir başka entelektüelle veya imparatorla ilgili benzer bir düşüncem de yok. Şimdi bir süre ikinci Manuel'i artık arkamda bırakıp, ki zaten bir süredir üstünde çalışmıyorum, farklı konulara yönelmek istiyorum. İşte geç Bizans tarih yazımında zaman kavramı, geç Bizans'ta günlük hayat gibi. Dolayısıyla yeni bir biyografi gündemimde yok. Evet. Bir de sanıyorum eklememiz gereken şey şiir antolojisi, değil mi? Üzerinde çalıştığın 4. 15. yüzyıllar arası Bizans şiir antolojisi var. Yakında sanıyorum o da çıkıyor, Türkçe yayınlanacak. Evet, o içinde çıkıyor. Evet, harika. Evet. Evet. O da çalışmalarının bir başka kolu galiba, değil mi? Edebi, Bizans metinleri üzerine. Tabii yani bu konuşmadan da anlaşılmıştır. Bizans edebiyatı benim tarihçi olarak özel ilgi alanlarımdan birisi ve sadece Manuel'in yazarlığıyla kısıtlı değil. Birkaç sene üstünde çalıştığım bir projeydi bu Bizans şiir antolojisi de. Umarım bu ay içinde Alfa yayınlarından çıkıyor.
Ve burada da işte şiirleri Türkçe'ye çevirdim, edebi ve tarihi şekilde notlandırdım ve şairleri tanıttım. Kitabın başında da Bizans edebiyatı ile ilgili bir giriş yazısı olacak. Ve düşünüyorum, akademik kariyerim boyunca muhtemelen Bizans edebiyatı benim için hep bir ilgi alanı olmayı sürdürecek. Harika. Sadece manuel değil. Manuel umarım alınmaz. Bu kadar ilgi gösterdikten sonra manuele birden ne derler? İngilizce tabirle ghost etmek hoş olmayabilir ama. Olsun, Yeni onu çok ilgi çalışmak. alanları var. Tabii çalışmak isteyen zaten başka bir sürü insan var. Yurt dışında yeni tezler yazılıyor. Evet. Artık bence başka araştırmacılar çalışsın. Ben de tekrara düşmeden başka konulara artık iyice ağırlık vereyim. Harika. Çok çok teşekkür ederim Siren. Şimdi bu bence çok zevkli, eğlenceli bir sohbet oldu benim için de. Yeni şeyler öğrendim. Benim için de Fark çok çok etmediğim keyifli detaylar oldu. Vardı. Ben şimdi chatbox'a bakıyorum ve neler var, mesajlar, sorular. Onların kısaca bir üstünden gideceğim. Dinlenmek ister misin bir iki dakika? Yordum seni çok, çok Ay yok, konuşurdum. rica ederim. Hiç İyisin. Problem değil. Evet, hem dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Tamam. İlk sorumuz Kutlu Akalın'dan geliyor. Sevgili arkadaşımız, akademisyen dostumuz. Başarılar harikasınız demiş. Siren Hoca, bundan sonra yeni bir Bizans imparatoru veya entelektüeli hakkında derinlemesine bir çalışma yapmayı hedefliyor mu? Gönlünden geçen yeni projesi nedir diyor. Bir anlamda son kısımlarda galiba bunu tartıştık ama ek olarak bir şeyler söylemek istersen. Yani bir Bekliyorum. Daha bir biyografi değil ama ilerisi için ilgilendiğim başka entelektüeller var elbette ki. İlerleyen zamanlarda farklı yazarlar üstünde de yine çalışabilirim. Örneğin kronik yazarı Yorgos Fahimeres şu anki büyük ilgi odaklarımdan birini oluşturuyor. Onunla alakalı olarak mesela yakalamak istediğin yeni bir açı var mı? Hangi açıdan bakmak istiyorsun Fahimeres'e? Yine Fahimeres tarihinin edebi analizini yapmak istiyorum. Çünkü o da tarihi kaynak olarak kullanılıyor. Ama bence o da yazar olarak çok ilgi çekici. Yine onu da edebi açıdan ele almak istiyorum. Ve yakında yazacağım bir makalede özellikle zaman algısına odaklanıyor. Bir başka soru Cemre Melis Yordamlı'dan geliyor. Manuel Komnenos kendini tasvir ederken ideal bir portre çiziyor gibi görünüyor. Acaba Paleologos mu yazmak istedi diye düşünüyorum. Kendisi hakkında negatif yorumda bulunan kaynaklara rastladınız mı diye sormuş. Paleologos diye yazdığını düşünüyorum. Tabii ama zaten birinci ve ikinci model hep çok karışıyor. Evet. Paul Magdaleno'ya da, o da birinci Manuel Komnenos çalıştı. Manuel Palaiologos mu çalışıyorsun demişler. Bana Evet. diyorlardı Komnenos'u mu çalışıyorsun ama Paul Magdaleno zaten yaptı. Ama evet, dinleyicimizin de dediği gibi Manuel çok idealize bir tasvir çiziyor. Yani hatasız, kendini tümüyle hükümdarlığına adamış ama aynı zamanda mükemmel bir entelektüel. Ondan sonra son derece işte felsefede, teolojide yetkin. Ve elbette ki kendisine negatif yaklaşan başka bir sürü kaynak var. Genel olarak tarihçilerin veya entelektüellerin çok eleştirdiği birisi değil. Genel imgesi pozitif diyebiliriz. Aynı şey Batı kaynakları için de geçerli. Ama biliyoruz ki mesela Sylvester Siropoulos eserlerinde diyor ki, Seyahatnamesinin başında ikinci Manuel kilisenin iç işlerine fazlaca müdahale ediyordu, yetkisini açıyordu. İşte sırf bu hususta onu övemem diyor. Aynı şekilde Manuel çeşitli kilise tartışmalarına da dahil oluyor. Örneğin meşhur bir Ankaralı Makarios var. Manuel'le oldukça büyük bir polemikleri var ve Makarios'un Manuel'e karşı pek çok yazı yazdığını biliyoruz. Yine bir ondan sonra Manuel Kalekas var. Katolikliğe geçmiş bir Bizans entelektüeli, onunla oldukça sıkı bir polemiğe girmiş ve Kalekas'ın yazdıkları elimizde değil ama Manuel'i eleştirmiş. Hani sadece hükümdar olarak devlet işlerine odaklansın, ilahiyatı biz ilahiyatçılara bıraksın diye. Dolayısıyla eleştirildiğini de biliyoruz. Batı Evet. kaynaklarında da eleştiri demeyeyim ama işte İngiliz veya Fransız kroniklerde de Manuel'e çok saygıdeğer bir kişilik olarak betimliyorlar. İşte uzun boyluydu, güzel mavi gözleri vardı, çok iyi ata biniyordu. Ama hani bir eleştiri demeyelim de altını çizdikleri bir nokta, işte bizim hükümdarlarımız onun seyahatini karşılıyordu. İşte İngiltere Kralı ona para verdi. Fransa sayesinde buradaydı. Bütün işte harcamalarını Paris karşıladı gibi.
Anladım. Bir soru Bülent Tandoğan'dan geliyor. Bu dönemde Konstantinopolis'te Platon ve Magnoro okulları var. Bu okullarla ya da o dönemdeki akademiyle ilişkisi var mı diye soruyor. Yani spesifik okullarla bir ilişkisine rastlayamadım. Hiçbir kaynakta geçmiyor. Ama bir metiyede Manuel'in başkentte yeni böyle eğitim alanları yarattığından diyelim. Yani okul kurmak çok mantıklı bir Türkçe tabir olmayacak belki. Ve hocalara destek verdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla evet, kendi de bir yazar ve entelektüel olarak başkentteki eğitim faaliyetlerine de destekte bulunuyor. Yani zaten insanlara hamilelik yaptığı zaman, geçimlerini sağlamalarına yardımcı olduğu zaman bu bile yeterince bir katkı. Ama yani entelektüel hayatın gelişmesine Konstantinopolis'te yardımcı olmaya çalışmış. Ama hani spesifik olarak atadığı hocalar, yaptığı spesifik katkılar, bunları bilmiyoruz. Doğukan, Manuel'in Beyazıt'ın yanında ne sıfatla sefere gittiğini merak ediyor. Bunu belki kısaca tekrar açıklayabilirsin diye düşünüyorum. Evet, Manuel başa geçtiği zaman zaten babasının döneminden miras almış olduğu böyle bir zorunluluğu var. Bizans imparatorları bir miktarını bilmemekle birlikte Osmanlı'ya haraç ödemekle mükellefler. İkincisi, Osmanlı sultanları çağırdığı zaman Osmanlı ordusunda sefere katılma zorunlulukları var. Ve aynı zamanda bu diğer Balkan hükümdarları için de geçerli. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt herhangi bir sefere çıktığı zaman Manuel'i çağırırsa, Manuel artık ordusundan ne kaldıysa onu alarak Osmanlı ordusu için savaşmak zorunda. Teşekkürler. Kübra Kılıç, Osmanlı kaynaklarında Manuel nasıl tanınıyor, nasıl anlatılıyor diye soruyor. Zaten Manuel ismi hiç geçmiyor. Konuşmanın ilk başında da değindiğimiz gibi zaten 15. yüzyıl Osmanlı kronikleri hani Bizans'a dair çok fazla şey söylemiyor. Genellikle bu ilişkiler biraz arka planda kalıyor. Ama Tekfur'dan bahsettikleri zaman genellikle artık bahsettikleri kişi Manuel oluyor. Sadece benim gördüğüm çok ilginç bir şey, Manuel'in bir Gebze kadısıyla arasının çok iyi olduğundan bahsediyor bir iki kronik. Yani bir Gebze kadısı varmış ve Manuel bu kişiyle dostmuş. Ki olabilir, çünkü entelektüel insan Manuel. Hani gördüğümüz gibi farklı bir dinden gelse de diyaloğundaki müderrise karşı da bir hayranlık beslemiş. İkinci olarak artık 1420'lere geldiği zaman Manuel'den gayet pir idi, yaşlıydı diye bahsediyorlar ve hatta artık bizzat kendisi katılmıyor seferlere. Evet. Hayati Gökdemir sanıyorum diyor ki Manuel Palaiologos'un bizzat telif ettiği hangi eserler var? Daha önceki Bizans tarihçi ve yazarların eserlerinden mutlaka yararlanmış olmalı. Bunlar arasında kimler var? Özellikle benim merak ettiğim 11. yüzyılın entelektüel figürü Mikhail Pselos diyor. Bunu okumuş, eserlerinde faydalanmış olabilir mi diyor ve teşekkür ediyor. Bu arada bütün soru sahipleri size teşekkür ediyorlar. Sana teşekkür çok teşekkür ediyorlar ederim Sirencim. Geldikleri Onları ve dinledikleri atlıyorum. için. Evet, Tamam. Bu kaynaklarla alakalı neler söylersin? Ya Bizans Manuel'in dönemi. kendinin kaleme aldığı, dediğim gibi 33 tane eser var. Tek tek sayamam ama işte cenaze söylevi var, mektupları tek eser sayalım, bir mektup koleksiyonu var. Kutsal Ruh'un çıkışı üstüne yazdığı bir ilahiyat eseri var. Kutsal Üçlü hakkında yazdığı bir ilahiyat eseri var. Persile diyalog var. Evlilik hakkında yazdığı bir diyalog var. Kanon var. Dört tane vaazı var. İki üç tane söylevi var. Dolayısıyla pek çok farklı eseri var. Bizans yazarı olarak kimden etkilendiğini bulmak daha zor. Pselos çok güzel bir opsiyon ki onu ben de düşündüm. Ama okuduğuna veya etkilendiğine dair bir iz bulamadım. Bizans yazarı olarak kimden etkilendi derseniz, bütün Bizans entelektüelleri gibi o da Nazianzoslu Gregorius'tan çok etkilenmiş bariz bir şekilde. Hani okuduğu, tanıdığı ve biraz öykündüğü Bizans yazarlarının başında geliyor. Onun dışında kendi hocası da olmuş olan Demetrios Kidones'in eserlerinden faydalanıyor. Bunları okumuş, özellikle felsefi ve ilahiyat tartışmalarında kullanıyor. Kendi dedesi Yannis Kantakouzinos'un tarihini okudu mu bilmiyoruz ama ilahiyat eserlerini kesinlikle okumuş. Bunlardan faydalanıyor.
ve muhtemelen kendi çevresindeki entelektüellerin eserlerini de okuyor ve biliyor. Ki bunların bir kısmı direkt kendisine ithaf edilmiş metiyeler ve eserler. Aynı şekilde eserlerini yorum için bu entelektüel yakın çevresindeki insanlara da gönderdiğini biliyoruz. Peki bu çalışmaları yaparken, Manuel'in edebi eserlerini incelerken seni çok şaşırtan bir eser, ilettiği bilgiler açısından çarpıcı olan bir metin var mıydı? En çok etkileyen neydi diye soran Sonnur Baba Yiğit Kara var. Zor bir soru çünkü her eserinde ayrı ayrı bence çok hoş noktalar var. Ama herhalde beni en çok etkileyen eseri bir Pers ile olan diyalog oldu. Çünkü az önce söyleşide de bahsettiğimiz gibi yani o karakter inşalarının nüansları, zaman zaman o modern romana varan anlatısı, içine serpiştirdiği bütün o espriler, günlük hayat sahneleri herhalde beni en etkileyen eserlerinden birisi oldu. Onun yanı sıra üslup ve şiirsellik bakımından Manuel'in bir betimlemesini de severim. Bu bir ekfrasis. Paris'teyken gördüğü bir duvar halısı üstüne yazmış bunu ve duvar halısında bir nehir kanısında oynayan çocukları betimliyormuş bu duvar halısı. Onunla ilgili gerçekten dili çok güzel olan bir tasviri var. Okuduğunuz zaman çok ahenkli geliyor kulağa. Aynı şekilde mektuplarından da çok etkilendiğim, çok üslup olarak beğendiklerim var. Giyim kuşam konusunda özel bir tercihi var mı? Sare Bodur soruyor. Bu beni çok mutlu eden bir soru oldu çünkü beni de çok ilgilendirmişti. Giyim kuşam konusunda maalesef özel bir tercihi var mı çok bilemiyoruz. Ama tarihçi Francis ki aynı zamanda Manuel'in sarayında kendisi bize Manuel'in bazı eski giysilerini hizmetkarlarına dağıttığını anlatıyor. Ve Francis'e de böyle güzel gri mavi bir kadife kaftan düşmüş. Dolayısıyla hiç değilse gri mavi renkte bir kaftan giymiş olduğunu bir zaman biliyoruz ki kendi de mavi gözlü olduğu için yakışmış olabilir. Onun yanı sıra kıyafet olarak bir de bildiğimiz şey, Batı Avrupa'dayken hem Fransız hem İngiliz kaynakları Manuel'in baştan aşağı beyazlar giydiğinden bahsediyor. Bunu belki giymesinin bir sebebi ben düşünüyorum yaz sebebiyle olabilir. Çünkü benim yorumuma göre 3 tane küçük çocuğu kendisi Avrupa seyahatindeyken ölüyor Mora Yarımadası'nda. Acaba onlar için bir tür yaz giysisi giyiyor olabilir mi diye. Onun dışında hani kıyafet konusundaki tercihleri neydi bilmiyoruz. Ama 14. yüzyıl Pseudokodinos törenler kitabına bakarsak hani önemli günlerde giymesi gereken kıyafetler, takması gereken taşlar hakkında bilgi edinebiliriz. Ama mavi bir kaftanı var. M. Nihal ve Mert Efe Çağlayan çok benzer sorular soruyorlar. Avrupa seyahatleri sırasında Manuel'in mezhep değişikliği talebinde, isteğinde bulunmuş olabilir mi diye. Katolikliğe geçmesi için. Neden olmasın? Olmuş olabilir. Çünkü Manuel'in kendi babası 5. Yannis de Katolikliği kabul ediyor. Çünkü 5. Yannis'in annesi zaten Katolik, Savoyalı Anna. Manuel'e de benzer tekliflerde bulunulmuş elbette ki olabilir. Zaten bu Batı Avrupa'nın sunduğu yardıma bağlı olan en büyük şartlardan birisi de Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasında birliğin sağlanması. Dolayısıyla mesela Paris'teyken biz biliyoruz ki Manuel bununla ilgili çeşitli müzakerelerde bulunmuş. Papalıkla bütün hükümdarlığı boyunca yazışıyor. Hani bizzat Manuel'e de bu teklif gitmiştir. Fakat Manuel çok inançlı bir Ortodoks. Yani hiçbir şekilde düşünmemiştir değiştirmeyi. Ama Batı Avrupa seyahati hakkında ilginç bir anekdot aktarayım. Deniliyor ki Saint-Denis kroniği, Manuel'in gezisini anlatan bir Fransız kroniği, Manuel'in Kral Charles'la birlikte Saint-Denis Katedrali'nde bir Katolik ayinine katıldığını söylüyor. Ve Paris halkı da buna çok şaşırmış. Hani bir Ortodoks hükümdar ve bir Katolik kral birlikte Katolik ayinine katıldılar diye. Muhtemelen bu bir diplomatik jestti. Yıldırım'la ilgili Manuel Yıldırım arasındaki ilişki, olumsuzluk vesaire onunla ilgili bir şey var ama onu epey bir onunla alakalı konuştuk. Belki misafirimiz sonradan videoyu izleyebilir, o kısma gidebilir. Ben diğer hiç konuşmadığımız konulara değinenlere bakıyorum. Müzisyen kişiliği kilise müziğiyle alakalı olarak paylaşabileceğiniz görüşleriniz, önerileriniz var mıdır diye soran Erdinç Yalınkılıç var.
bir şeyler söylemek ister misin böyle bir detay? Olur, yani bildiğimiz günümüze ulaşmış tek bir ilahisi var. Daha fazlasını bestelediyse de bilmiyoruz. O ilahi de daha önceden var olan bir başka ilahinin melodisi üstüne yeni sözler yazılmış şekilde. Çünkü Bizans ilahi geleneğinde de bu yaygın bir uygulama. Yani başka bir eserin melodisi üstüne yeni sözler yazmış. Ben kendim kilise müziği konusunda elbette ki uzman değilim. Fakat çeşitli uzmanlara danıştığımda bana söz ve müziğin güzel uymuş olduğunu söylediler. Yani etkileyici bir eser olarak gördüler. Hı. Onun dışında ama hani sesi güzel miydi, iyi ilahi söyleyebiliyor muydu, bunları bilmiyoruz. Evet. Nida Hanım'ın sorusu, Nida Sancı'nın sorusu bu Timur ve Manuel'le alakalı olan ve Beyazıt'la. Onu cevaplayamadık ama kendisini kırmayalım. Manuel'in ilahiyatçı yönüyle ilgili dönemin bilimine bakış açısı neydi diyor Manuel için. Yani, geç Bizans dönemindeki bilim aktivitelerine Manuel'in bir ilahiyatçı olarak bakış açısı nasıldı diye soruyor. Şimdi bir kere her türlü entelektüel aktiviteyi destekleyen bir yapıda kendisi. Ama bilim derken... Kendi yaşadığı dönemde evet, yani Aristoteles fiziğine dair ilgi var, matematik, geometrik çalışanlar var, müzik çalışanlar var. Manuel'de bu dallara dair ben hiçbir ilgi görmedim. Dolayısıyla kendisi bu konularla hiç ilgili değil. Yani bir aritmetik çalışması veya bir geometri çalışması yok. Felsefe çalışmaları da hep etik felsefe üstüne yoğunlaşmış. Bunu kısaca kitapta çok detaylıca ele alıyorum ama burada çok kısaca söyleyeyim. Muhtemelen ilahiyat ve felsefe arasındaki dengeyi bozmamak adına, yani dünyevi olanla fazla ilgilenmemek veya ilahiyatın ilgilenmesi gereken meselelere felsefe karıştırmamak adına yaptığını düşünüyorum. Ama hani kendisinin nasıl diyelim, bizim günümüzde daha tırnak içinde bilim olarak kabul edeceğimiz dallara bir ilgisi yokmuş gözüküyor. Hı hı. Ama evet, dönemin şeyini de biliyoruz mesela. Latin skolastik felsefeye karşı da duyarsız değil. Çünkü zaten kendi devrinde bu eserlerin pek çoğu Yunanca'ya çevriliyor. Başta Thomas Aquinas'ın bazı eserleri olmak üzere. Ve Manuel'in de bunları okuduğunu, bunlara danıştığını biliyoruz. Hı hı. Sinem Karakoy'un Manuel'in kadınlarla arası nasıldı acaba diye soruyor. Yazdığı eserler içinde dini, siyasi, günlük yaşam içinde kadınlarla ilgili bir değerlendirmesi, bir yorumu var mı diye merak ediyor. Maalesef hiç yok. Mesela Theodoros Laskaris siyah gözlü güzel kadınlardan bahsediyormuş bu mektubunda. Benim de hocam olan ve Theodor'un çalışmış olan Dimitri Vengelov söylemişti. Manuel'in böyle bir yorumu yok. Eşinden örneğin hiçbir yerde bahsetmiyor. Ki evlilik üstüne bir diyalog yazmış. Kendi annesiyle kurguladığı bir diyalog bu. Hükümdar evlenmeli mi, evlenmemeli mi? Burada bile eşi İmparatoriçe Helena hiç resme girmiyor. Ve Manuel'in evliye bakış açısı o diyalogda son derece de pragmatik. Yani bir hükümdar tahta varis verebilmek adına evlenmelidir. Ve hani bu gerekçe olmasaydı ben hiçbir şekilde evlenmezdim diyor. Ve oldukça geç evlenmiş aslında, 41 yaşında. Ve evlenebileceği daha önce pek çok gerçekten okazyon var. Baktığımız zaman da çevresinde de genellikle böyle bekar entelektüel erkekler var. Dolayısıyla belki aile hayatına geç girmesinde bir faktör bu olmuş olabilir. Ama eşiyle olan ilişkisine hiçbir yerde değinmiyor. Fakat diğer kroniklerden anladığımız kadarıyla dostane bir ilişkileri var. Oldukça geniş bir aileye sahipler, pek çok çocukları oluyor. Ve Manuel'in son dönemlerinde ve oğullarının döneminde imparatoriçe etkin bir kişilik. Dolayısıyla hani anladığımız anlamda bir romantik aşk var mıydı aralarında bilemeyiz. Ama hiç değilse dostane ve başarılı bir evlilik olmuş. Onun dışında Manuel'in muhtemelen gençken babası olduğu birkaç tane gayrimeşru çocuğu var. Bu bir mektupta annesine onların ölümünden bahsediyor gibi kesin olmamakla beraber. Demek ki eğer o çocuklar onunsa bir gönül ilişkisi olmuştur. Onun dışında kadınlardan hiç bahsetmiyor. Ne kendi küçük yaşta ölen kızları, ne kardeşleri, ne bir başkası. Ama kendi annesi İmparatoriçe Helena'dan bahsediyor. Bir işte bilgelik abidesi, bir ne diyelim... siyasi figür olarak ona ithaf ettiği eserler var. Diyalogda da İmparatoriçe Helena'yı çok yücelterek tasvir ediyor. Yani tek hani detaylı tasvirine sahip olduğumuz kadın figürü hayatında annesi. Hı hı. Son sorumuz var. Belki de yavaş yavaş kapatmak için de uygun bir zamanlama olur.
Benim sorum biraz uç bir soru olacak. Emre Şahinoğlu soruyor. Manuel'in herhangi bir seramik tasviri var mı? Sevdiği bir sofra kabı ile ilgili bir bilgi var mı? Aslında çok güzel bir soru. Maalesef cevabım negatif. Yok, keşke olsaydı. Yani özellikle yemek ve sofra benim çok ilgi duyduğum konulardan birisi tarihçi olarak. Hani genel işte saray yemeklerinin ihtişamı dışında hiç ne sofradan bahsediyor ne sofra eşyalarından bahsediyor. Maalesef yok. Çok özür diliyorum. Bir soru daha var. Berkay Yekta Özer'den. Manuel'in eserlerinde etnik ve politik niteleme üzerine neler söylenebilir? Roma söylemi devam mı ediyor? Helen kimliği dillendiriliyor mu? Greklerin mi imparatoruydu, Roma imparatoru muydu diye soruyor. Bu da çok güzel bir soru. Kitapta da buna değindim. Roma söylemi elbette ki devam ediyor ve kendinden ve halkından genellikle Romalı olarak bahsediyor. Ama özellikle Katolikliğe karşı yazmış olduğu ilahiyat eserlerinde de nasıl diyelim tırnak içinde Bizans halkından bahsedeceği zaman Helen kelimesini kullanmayı tercih ediyor. Kendini artık batıdaki Roma'dan o noktada ayırmak için ve o zaman diyor ki yani sadece din olarak değil, biz hani Avrupalılardan aynı zamanda görenek, dil, yetiştiğimiz adetler bakımından da ayrılıyoruz. İşte oturduğumuz sandalyeden kullandığımız masalara kadar diyor. Bütün bunlar bizim Helen kültürümüzü oluşturuyor. Dolayısıyla birkaç noktada kimliğini bir Helen kimliği olarak da kurguluyor. Bunu kendini Katoliklere karşı konumlandırmak istediğinde yapıyor. Onun dışında Romalı söylemi devam ediyor. Sirencim hemen hemen bütün katılımcılarımızdan teşekkürler, tebrikler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sunumun için. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimiz için, bütün paylaştığın bilgiler için. Erişilebilirlik adına kitabının Türkçe'de yayınlanma ihtimali var mı? Bununla noktalamak istiyorum. Türkçe'ye çevrilecek mi kitabın? Böyle bir planlama var mı? Yani benim şu an bildiğim böyle bir plan yok. Olsa bile zaten yayın hakları Cambridge University Press'te bana ancak danışılır. Evet. Ama ben kendi adıma Türkçe'ye çevrilmesini elbette ki arzu ederim. Umarım bir gün çevrilirse de iyi bir çevirmen ve iyi bir yayın evi dahil olur. Ümit ediyorum ben de. Ve umarım yayın evi de seninle iletişime geçer ve redaksiyon için en azından konuşur. Çevirisi olduktan sonra, evet. Ve şimdi kitap yayınlandığı için artık 1,5 sene oldu. Benim de ekleyeceğim bazı notlar var. Türkiye'ye özel bir ön söz bile yapabilirim. Harika olur, değil mi? Evet. Evet, ama daha henüz taslak. Evet. Çok çok teşekkür ederim tekrar Siren. Misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Anamed'e kütüphane konuşmalarında teşekkür ediyorum. Ve sözü İrem Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Siren Hanım, Sunu Hanım. Çok güzel bir konuşma oldu. Dolu dolu bir konuşma ve yani hiç sıkılmadan gayet dikkatle dinledik başından sonuna kadar. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Katılımlarından dolayı da teşekkür ederiz. Anamed Kütüphane konuşmaları Aralık ayında da devam edecek. Yeni konuşmanın bilgilerini sosyal medya ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Teşekkürler tekrar. İyi akşamlar. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bütün dinleyicilerimize de geldikleri için, sabırları için çok çok teşekkür ederim. Ve elbette ki sevgili Suna Çağatay'a beni kırmayıp moderatörlüğümü yaptığı için. Benim için çok çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. Çok büyük bir şey. Teşekkürler. Galiba İrem Hanım'a bir soru gelmiş. Kayıt alındıysa izlememiz mümkün mü diye. Evet, kayıt alındı. En kısa sürede... Anamed Kütüphanesi, SoundCloud ve YouTube hesaplarından paylaşılacak. İyi oldu bu soru. Ben de söylemeyi atlamıştım. En kısa sürede paylaşacağız kaydı. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.